Profesör Doktor Mustafa Karataş İslam dininin tüm merak edilenlerini canlı yayında cevaplıyor. Keşke herkes gitse de oradan arınmış olarak dönse, o güzelliği görse, gelse, o duyguları paylaşsa. İstihare rüyasında hangi renk ne anlama gelir? Evleneceğin kişiyi istihare rüyasında görmek mümkün mü? Hayırlı kapı ve kısmet duası nasıl edilir? Çalışmalıdır, evini geçindirmelidir. Erkeğin vazifelerinden biri. Uğursuzluğa inanmak günah mı? Kur'an-ı Kerim'de geçen sayıların sırrı ne? Hepsi ve daha fazlası az sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Allahu Akbar. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Morgan Freeman neden ezan okudu? Allahu Akbar. Neden tespih çekmek beni rahatlatıyor dedi. Morgan Freeman Müslüman mı oluyor? Az sonra. Hayırlı bereketli cumalarınız olsun. Profesör Doktor Sayın Mustafa Karataş her zamanki gibi bizimle beraber. Özledik hocam, cuma gelsin de hasretliğimiz bitsin olsun diye teşekkür bekliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Cumanın bereketi başka tabii, bir de huzur veriyor hakikaten. Dualarımızla. Cuma günü işte hasta ziyareti yapmak. Varsa bir cenazeye katılmak, sadaka vermek, bir Müslümanın ihtiyacını gidermek, efendim Kur'an okumak, bugün daha çok salavat getirmek. Bunlar ayrı bir özellik katıyor Cuma'nın efendim güzelliğine. Ne kadar çok duamız olursa bugün, ne kadar çok hayrımız olursa bereket de o kadar artıyor. Bir de hafta sonu gibi tabii Türkiye'de cumartesi pazarda tatil olunca biraz daha mesainin bizi... de çok yoğun olduğu bir güne denk geliyor. Cenab-ı Hak günümüzü mübarek eylesin. Her gün bizim için yeni bir hayattır, yeni bir sunulmuş sayfadır. O günü yaşamak lazım. İnşallah. Dervişlere eskiden İbnül Vakt derlermiş. Vaktin oğlu. Vaktin oğlu. Vaktin oğlu. Yani anası babası onun zamanı en iyi değerlendiren insan. Vaktin oğlu demek. Aslında parayla satın alamayacak en kıymetli şey zaman. Farkında o da güzel. Olmadan... Birisi de şöyle bir şey söyledi. Dedi ki mesela cebinde paran var. Bir mesafe var. Oraya yürüyerek gidersen işte efendim 2 saatte gidersin. Arabayla gidersen, otobüsle gidersen diyelim 1 saatte gidersin. Taksi tutarsan 1/2 saatte gidersin. Paran varsa taksi tut git, o zamanı satın al diyor. 1,5 saat karın olur. Doğru. Diyor. O zamanı. Değil mi? O zamanı satın almak lazım. En önemli şey. Hocam bugün sizin dualarınızda biz özellikle cuma günü bizim cuma duamız var ama ayrıca sizden özel dualar da istiyoruz. Bugün İnşallah. Hayırlı kapı ve kısmet duası. Evet, yapacağız inşallah. Evet. Yani insan sabah olunca en çok aklına şu geliyor tabii. Yani olduğu mevcut durum tabii o büyük bir nimet. Onu bir defa idrak etmek lazım. Kendimizden aşağıdakine bakıp, daha az durumda olana bakıp teselli olmak lazım. Dünyada öyle. Ama herkesin gönlünde şu var. İşim biraz daha iyi gitsin. Sağlığım biraz daha iyi olsun. Efendim önüme güzel hayırlı kısmetler çıksın. İşte evlilik bekleyen var, iş bekleyen var, hı hı. Sağlık bekleyen var. Bu insan açısından kötü bir şey değil. Allah da istemeyi zaten makbul sayıyor. Onun için bugün inşallah hayırlı kısmet duamız da var. Hayırlı kapıların açılması için. Bu iş i̇nşallah. Kapısı olabilir. Evlilik kapısı olabilir. Başka bilemediğimiz hayatımızda hayırlı kapılar olabilir. Yani bir arkadaşlık, samimiyet, dostluk vesaire olabilir. Bir gönül alma olabilir. Bir başka muhtacın kapısı olabilir. Hmm. O kapılar da bizim kapımız. Asıl çalmamız gereken kapılar. Tabii çalmamız kapı. Gereken kapılar olabilir. Bunun için de dua edeceğiz. İstihare duamız bugün inşallah. Onu anlatacağım. İstihare namazını anlatacağım. Hmm. Rabbim nasip ederse. O da hayırlısını istemek Allah'tan. İnşallah. Her şeyin hayırlısını. İnşallah. Biz bazen hayır zannederiz de. Ama şer çıkabilir. Şer çıkabilir. Aslında o şeri de Allah yine bizim için hayra tebdil eder. İyi niyetli olursak. Değil mi? Yani gördüğümüz şerde de bir hayır olabilir. Hayır çıkabilir. Bizim görme zamanımız henüz. Hani şöyle diyorlar ya, ayağınız bir taşa vurursa o taşa vurması engel aslında sizin için bir nimet olabilir. Onun da nimeti nerede dersiniz? Hiç ummadığınız bir yerden çıkar. Bir yerde çıkar. Yani başarısızlık arkasında da başarı olabilir. Sizin için ters gitmiştir o gün işiniz. Yanlış bir şey yapmışsınızdır. Ondan üzülürsünüz. İstediğiniz, beklediğiniz şey olmamıştır. Karamsarlığa düşersiniz. Halbuki sizin için o yeni bir başlangıcın kapısıdır. Ben öyle bir hikaye biliyordum hocam. Böyle çok kısacık bir şey yapsam hep aklımda o kalmıştır. Bir zat-ı muhteremin atları varmış.
Çok güzel, çok besili, muazzam. Dediğim kişi de bayağı yaşlı bir kişicağız. Bir de torunu varmış sadece. Atları bir gün çok güzel bir at gelmiş. Yabani bir hayvan. Ay yok, bir çok zengin bir kişi geçerken bunun atlarını görmüş. İçlerinden bir tanesini satın almak istemiş. Adamlarını göndermiş, demiş ki ne kadar istiyorsa verin bu atı, alın gelin. At da tam böyle bir muhteşem bir hayvan. Derken gelmişler, demişler ki senin başına talih kuşu kondu. Niye? Atını satın almak istiyor işte bilmem kim efendi. Niye? Çok beğenmiş. Ne kadar istiyorsan söyle. Hiç para önemli değil. Alacağız, gideceğiz. Demiş ki o benim değil. Nasıl senin değil ya? Senin çiftliğinde işte at nasıl senin olmaz? Demiş o bana Allah-u Teala'dan geldi. Ben onu ehlileştiremedim. O istediği zaman gider, istediği zaman gelir. O benim değil, satamam. Ya demişler kim ne bilsin, sen sat, kaçarsa oradan kaçsın. Hmm. Sen niye üzülüyorsun? Boş ver. Demiş ben onu satamam, o bana ait değildir. Diğerlerini istiyorsa yok demişler, bunu istiyor. O zaman güle güle demiş, göndermiş. Konu komşu, eş dost duymuş gelmiş. Ya demişler sen ne yaptın be hey gafil, bu kadar para kazanacaktın, ne güzel atını da almaya gelmişti. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Her şeyde bir hayır vardır, ne erken konuşurum, ne erken sevinirim, ne erken üzülürüm demiş. Derken at kaçmış gerçekten. Konu komşu demiş ki bak görüyor musun, çok özür diliyorum. Kısmeti kaçırdı. İnayilik ettin, bu kadar para kazanacaktın. Derken o at bir sürü vahşi atla geri dönmüş. 10 tane birbirinden güzel vahşi at. Hmm. Bir at olmuş mu 11 at. Bu hala ehlileşmeyen onları ehlileştirmiş. Evet. Derken atların at katılmış. Demişler ki ya sen ne adamsın böyle. Ne şanslı adamsın. Demiş ki hiç şans demeyin. Ne erken sevinirim ne erken üzülürüm, her şey Allah'tan. Ve selam atları ehlileştirirken torunu düşmüş, ayağını kırmış mı? Demişler ki biz şanslı derken bak çocuk da ayağını kırdı, senin bütün işler kaldı, her şeyine bu çocuk bakıyordu, vah vah tüh tüh. Aynı şeyi söylemiş yine. Derken memlekette savaş çıkmış, herkesi askere almışlar, bu çocuğun ayağı kırık diye bu çocuk dedesinin yanında kalmış. Demişler ki senin dediğin doğruymuş, ne erken sevinmek ne erken üzülmek, her şeyi Allah'tan beklemek ve istemek lazım. Çok güzel. İzzetlik tabii, çok güzel bir şey. Evet. Peki hocam, şimdi biz bir röportaj yaptık dışarıda. Uğurludur, uğursuzdur, çok sorularım var size, hepsini sizlerin verdiği sorulardan da. Tabii şimdi koydum. Bazı insanlar sabah kalkar kalkmaz mesela ya rüyasını tabir şimdi için. Şimdi rüya sormuşlar size. Kitaba bakıyor veya işte ne diyorlar o burçlarına bakıyor vesaire kendine göre. Bugün uğurlu, uğursuz, şunu yap, bunu yapma. İnsanlık tarihinde öteden beri var bu. Ama din nasıl bakıyor, biz nasıl hareket etmeliyiz tabii. Önemli onun olan cevabını o. Vereceğiz. Bir gidelim hocam, bakın çok enteresan şeyler söylemişler. Uğur getiren bir eşyanız var mı mesela yanınızda taşıdığınız, yakınınızda taşıdığınız? Neyin uğurlu olduğuna ya da uğura inanıyor musunuz? Buyurun efendim. Efendim uğura inanıyor musunuz Uğur? Ya, inanıyorum. Peki var mı böyle objeleriniz? Yanınızda taşıdığınız olabilir veya evinizde bulunan? Yok, benim yok. Ama kızımın var. Evet. Ne var? Ya şey bir bilekliğim var. Onu hiç çıkarmıyorum. Şansa uğra inarım tabii ki. Yıllardır sakladım yani biblo şeklinde. Oyuncak şeklinde. Şimdi kızım oynuyor onunla. Yok. Öyle çok taşımıyorum ama bazı olayların, bazı şeylerin uğurlu olduğuna inanıyorum. Evet. Biraz var. Çok fazla ağır değiliz. Yani öyleyle her şey uğurlu ya da uğursuz diye bir şey yoktur. Ne günün uğurlusu vardır ne uğursuz. Sabah uyanırsınız her gün bir şey olur yani. Uğur var. Kalem kutum. Kalem kutusu. Neden? Çünkü şu sıralar YGS'ye hazırlanıyorum. En çok işi dışta olduğum kalem kutu şu anda. O kalem kutusunu kullanarak daha önce başka sınavlara girip başarılı mı oldunuz acaba? Girdim, evet başarılı oldum ama şey dış tutmuştu, o yüzden gidemedim. İnşallah bu yıl İstanbul'u istiyorum, bakalım kısmet İnşallah. Olursa. Uğur böceğine inanıyorum tabii. Bir de seviyorum, çok seviyorum uğur böceğini. O yüzden en sevdiğim uğur böceği diye düşünüyorum. Amin hayvanların içinde, böceklerin. Ve objeleri topluyorum, evet hoşuma gidiyor. Uğur getirdiğine inanıyorum. Telefonda yaptığım duvar kağıtları. Duvar kağıtları. Evet. Neden? Bilmiyorum. Güzel bir şey yaparsam günüm iyi geçiyor. Bazen buna yoruyorum belki de. Hani inanç. Sonra kötü geçerse duvar kağıdımı değiştiriyorum. Şimdi ne kadar inanırsınız bilmiyorum. Herkesin böyle küçük şeyleri olabilir ama şimdi ciddi bir soru soracağım. Herhangi bir şeye böyle bir vasıf yüklemek bizi şirke sokar mı hocam? Uğursuzluk kötüye yormak şirke sokar denmiş ama hayra yormak, uğur saymak şirke sokmaz. Ha. Mesela uğur böceğinin işte elinize kondu, benim bugün işlerim güzel gidecek, işte bir uğur geldi, talih kuşu başına kondu derler ya. Hatta affedersiniz, adamın başına kuş pisler.
Ondan talih kuşu başıma kondular değil mi? Orada böyle de şeyler vardır. Bunları hayra yormak kınanmamıştır, serbesttir. Resulullah Efendimiz Hudeybiye anlaşması yaparken müşrikler tarafından gelenlerin birinin adı Sehil'di. Sehil. Sehil geldi, işimiz kolay olacak dedi. Sehil kolay demekti. Ha. Yani buradan mesela bir isimden ya da o kişinin gelişinden peygamberimiz hayra yordu. Hayra yoralım deriz ya. Hayra yormak vardır ama şerre yormak yoktur. İyiye yormak vardır. İyiye, hatta rüyada bile şerre yormak yoktur. Adamın rüyası mesela çok çirkin, çok kötü, başına bir felaket gelecek. Ondan şer çıktığını anlıyorsun sen. Ama sen onu yine hayra tevil edeceksin. Hayra yönlendireceksin. Çünkü kişilerin yönlendirilmesinde, kişilere söylenen sözlerde çok şey etki ediyor. Zihnimize, kalbimize, işlerimize etki ediyor. Mesela işte baykuş öttü, uğursuz saydım, biri ölecek buradan demek günahtır. Günahtır. Neden durup dururken bir algı yaratıyorsun. Evet, birini öldürmeyi düşünüyorsun. Yani ölmesini düşünüyorsun. Böyle bir şey beklentiye giriyorsun. Bunlar günahtır. Veya Safer ayı geldi. Safer ayında uğursuzluk vardır diye günahtır. Eskiden bir de şöyle yaparlarmış Araplar. Kuşu ellerine alırlarmış. Kuşu. Kuşu yani. Kuşu alırlarmış böyle. Kuşu elinden havaya atarmış. Ha. Havaya atarmış. Kuş uçtu gitti. Uçtu ama uçarken sağa gittiyse uğurlu o işi yaparmış. Kuş sola gittiyse uğursuz o işi yapmazmış. Yani kuşun ne tarafa gideceğine, ne tarafa uçacağına bağlı olarak evet. Kendi yapacağı işi tahmin ediyor. Mesela ok çekermiş. Evet, hayır, bir de boş. Ha. Evet gelirse bu işi yapayım. Yapar. Hayır gelirse yapmayayım. Boş gelirse bir daha çekeyim. Şimdi bunların hepsini İslamiyet geliyor, diyor ki uğursuzluk, teşeüm, Arapçası. İslam'da teşeüm, uğursuzluk yoktur. Hocam düzeltti de peçeteyi. İsraf olmasın, o lazım olur şimdi. Çok yaşayın hocam. Evet. Peki bir telefonumuz var. Emine Hanım, günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz, hayırlı cumalar olsun. Buyurun. Hoş bulduk, merhaba size, hayırlı cumalar olsun. Sağ olun, buyurun. İyi yayınlar. Bu arada benim size bir sorum olacaktı. Dinliyor hocam, buyurun. Sizi, buyurun. Benim erkek arkadaşım bizim için hayır mı şer mi diye istihareye yattı. Evlenme konusunda mı? Evet, hayırlısı mı değil mi diye. Yalnız o karanlık görmüş, siyah, yani şer görmüş. Evet. Sonra ayrılma kararı almıştık. Sonra ben yattım tekrar, kendim de yattım. Ben hiçbir şey göremedim. İki günde bir yattım. Kalktığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Yalnız hani onun dediğiyle uygulamamız mı lazım? Çünkü Peygamber Efendimiz de yatıyormuş istihareye. Yani siz iyi giderken sadece bu rüyaya bakarak mı ayrılma kararı? Evet. Ha, peki. Yani bu rüya, çünkü hani Peygamber Efendimiz de bir iş sadece hani küçük detaylarda da yatmış. Ben merak ediyorum. Hani bunun böyle doğru olması, buna göre mi hareket etmemiz gerekir diye hocama sormak istedim. Şimdi tabii burada... Çok teşekkür ediyorum Emine. Allah'ım sevenleri ayırmasın. Tabii öyle demek lazım ama şimdi, nedir bu işin çıkışı bilemedim. Burada şöyle, yani bir şeyin ait olduğu konuyu başka bir şeyle karıştırmamak lazım. Dinde en çok hatayı burada yapıyoruz. Mesela şimdi Rebiülevvel ayına girdik değil mi? Rebiülevvel ayında ne olmuş? Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 12. gecesi doğmuş. Pazartesi gecesi doğmuş. Şimdi Rebiülevvel ayında peygamberimizin mevlidi var. İnşallah mevlid kandilimiz var işte 11 gün sonra, 10 gün sonra. Peki bu var mı dinde? Var. Farz vacip de değil tabii. Yani bir Allah'ın emri değil, mevlid kandilini kutlayın diye bir şey de yok. Ama daha sonra peygamberin doğum adına mevlidler okunuyor vesaire. Biz de işte programlar yapıyoruz. Fakat o bu kadarken siz bu sefer... İşte Rebiülevvel ayı girdi, kim bu ayı birbirine haber verirse cennete girer, garanti edilir, Allah onun günahlarını affeder demeye başladığınızda iş karıştı.
Ne yaptınız? Doğrusunu da yanlışa çevirdiniz. Çorba yaptınız. Evet, evet. Bir de zan altında bırakıyoruz evet, biraz. İstiharede böyle şu anda çorba yapılmış vaziyette. Hmm. Yani şu güzelim istihareyi öyle rastgele kullanıyoruz ve yanlış anlıyoruz ki her işimizi allak bullak ediyoruz. Burada yanlış bir şey var mı? Yanlış var tabii. Burada nedir? Siz de ona İnşallah ayrılmasınlar. Aslında dikkat çektiniz. Her şey iyi giderken mi istihare yaptınız dediniz. Doğru. İstihare nerede yapılır? İstihare helal bir şey ki burada da namazını da gösterelim. Yasin'i de çağıralım İstihare inşallah. İstihare namazını da inşallah. Evet. Helal bir şey yapacaksınız. Fakat onu yapıp yapmamakta şüpheniz var. Tereddüt ediyorsunuz. Acaba yanlış mı yapacağım? Kötü mü olur? Bilemiyorsunuz. Sordunuz, danıştınız, kendi bilginizde vesaire işin içinden çıkamadınız. Yapsam mı yapmasam? Yani şimdi böyle bir evlilik söz konusu olduğunda aklınıza bir şeyler yatmıyorsa. Yatmıyorsa. Bir sorun varsa. Varsa. Ailelerden biri rıza göstermiyorsa evet. Yani bu iş lazım? Bizim için hayırlı mı değil mi? Çünkü problemler çıkıyor, gönlüm karışıyor, kafam karışıyor diyorsanız tamam istihare doğru. Fakat aileler memnun, birbirine efendim tanıyanlar memnun, kız oğlan memnun, her şey dört dörtlük mükemmel işlerken biz bir de istihare yapalım dedik. İstiharede bir siyah nokta gördük ya da efendim işte karanlık gördük, bu iş olmayacakmış vay anasına, ya da sulandıranlar daha da karıştıranlar ne yapıyor? İstihare yapan biri varmış, gidip ona söyleyelim. Ananın adı ne, babanın adı ne, doğum tarihin ne? Tamam, ben bir istihare yapayım, size haber vereyim. Peki siz bu hanımefendinin yerinde olsaydınız, şimdi bizi de izliyor. İnşallah nişanlısı da izliyordur. Ne yapmasını tavsiye edersiniz? Şimdi istihare, her şey güzel giderken, ortada bir problem yok ve evlenmelerinde gerçekten denklik varsa, akılları, işleri, efendim kültürü, tahsili, zevkleri, bunlar birbiriyle uyum sağlayacak nitelikteyse bu insanların istihare yapmasına gerek yok. Benim gönlüm hiç el vermedi böyle bir şeyden ötürü ayrılmalarına. İstihare, siyah gördü diye. Zaten başta yapmamaları gerek. İstihareye gerek yok. İstihare sıkıntılı zamanlarda olur. Efendim zor zamanda olur. Yapamayacağını, yapacağını karar veremediği zamanda olur. Yapmış, görmüş. Görmüş. Fakat daha önceki durumlarında herhangi bir sıkıntı yoksa ona itibar edilmez. Peki. Hocam sosyal medyadan gelen çok enteresan sorular var. Sizin için derledik. Kısa kısa cevaplarsanız çok sevinirim. Ya bazen sorayım mı diyorum ama sormuşsunuz. Küvette banyo yapmak günah mı? Küvette banyo yapmak bazen daha iyi olur. Yani adamın ağrıları varsa yatar şöyle bir sıcak suda, değil mi? Ne güzel olur. Peki bu arada evet. Biraz sonra iki göz vardır onlara ateş değmez deniyor. Küvette banyo yapmak deyince bak bir şey daha söyleyeyim size. Teşt derlerdi eskiden. Teşt bilir misiniz? Teşt. Siz duydunuz mu? Teşt. Yok hocam. Teşt aslında aynı zamanda Türkler de kullanır ama Arapçadır. Benimkiler her şeyi biliyor maşallah. Şimdi nasıl göstereyim teşti? Şu bardak altı var ya. Evet. Bu bardak altının bakırını düşünün. Ve bunu büyütün. İki kişinin sığacağı kadar. Ha. Teştin içinde diyor Hazreti Ayşe annemiz peygamberle beraber biz banyo yaptık diyor. Teştin içinde. O zamanın küveti o. O zamanın küveti işte o küvetin içinde. Nereden yani. İşte böyle şeyler aklımıza geliyor ya da bunlar dinden soğutuyor. Tövbe yarabbim. Evet. Böyle şeyler. Peki iki göz vardır onlara ateş değmez. Peki kimin gözlerine ateş değmez? O iki göz bizim gözlerimizde olabilir mi acaba? Onun cevabını soracağız. Asla reddedilmez deniyor aynı zamanda iki şey. Peki o asla reddedilmeyen nedir? Ben de çok merak ediyorum. Bakayım. İki kız evladı yetiştirenin mükafatını söyleyecek hocam bize. O da çok enteresan. Evet. Hani erkek çocuk istiyoruz ya, bu yüzden kadınlarımız yeniden evlenmek zorunda kalıyor ya. Ne acıdır ki aileler dağılıyor ya. İki kız evlat yetiştirenin mükafatı da aslında Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Onu da hocamdan rica edeceğim. Ama bir soru daha. Burnum çirkin, kısmetim bir türlü açılmıyor. Estetik yaptırabilir miyim? Şimdi hocanın birine bunu sordular. Dedi ki... Buna benzer bir soru mu? Evlenince kocasına sorması lazım dedi. Bana sordular. Ben de dedim ki evlenmeden önce yaptıracak ki koca bulsun dedim. evlendikten sonra... Bana da böyle geliyorlar şimdi da fıkıh estetik kitaplarında için. Şöyle yazıyor. Yani diyor ki kadın güzelliğiyle ilgili bir takım değişiklikler yapacaksa bunu kocası için yapmalı. Hı. Dışarıda dikkat çekmek için yaparsa günaha girer diyor. Doğru. Fakat anormalleşmiş normal bir uzuv, burundur,
işte çenedir, kulaktır vesaire kaza geçirmiş, bir şey olmuş ya da doğuştan farklı olmuş. Bunun düzeltilmesi tedavidir. Yani bu bir Allah'ın yaptığında bir değişiklik değil, tam tersine Allah'ın yaptığına tekrar benzetmek için uğraşıyor. Bir de onun ilmini kullanarak yapıyoruz. İlmi zaten kullanıyor. Bu tedavidir. Burnu neydi? Burunla ilgiliydi değil evet, mi? Evet. Burnunun çirkin, burnunu, kısmetin bir türlü açılmıyor. Burnunu efendim yaptırabilir. Evlenmeden de yaptırabilir. Bunun bir sakıncası yok. Ben normalde yine Instagram'a bakıyorum. Buradan da yazmaya devam edin lütfen. Oradan da sorular varsa. Kız çocuk annesi bereketli de erkek çocuk annesi bereketsiz demek mi? Çok haklısınız. O ne demekmiş? Bizim İzmirliyim ya ben, Ege bölgesine Tire'ye giderken oğlan anası köyü var. Her baktığımda böyle bir şeyim yükseliyor yani. Niye kız anası köyü yok o zaman oluyorum? Cevabını hocamdan isteyeceğim, merak etmeyin. Hocam şimdi bunları biz de yaptırıyoruz programda. Bu 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Kefir, sirke, boza gibi mayalı içecekler günah mı? Bozaya fetva verilmiş. Sirkenin zaten hiçbir sakıncası yok. Ancak sirke tekrar tahammür eder. Yani içki gibi olursa o içilmez. Peygamberimiz sirkeyle ilgili kendisi de yemiştir ve övmüştür. Kefirin de sağlık açısından faydası var. Sarhoş edici bir özelliği yok. Oradaki mayalanma sürecinde bir onun işte tahammuru söz konusu olduğundan bir sakıncası olanlar söylüyorlar. Onunla beraber biz kefire, yani çok içilmesi, devamlı bunu alışkanlık haline getirmek olmaksızın sağlık açısından içilmesi caizdir. Diğer fetvaya bakarsak da kerahaten, mekruh yani sakıncası olmakla beraber helaldir diyoruz. Kefir de faydalı bir şey. Sağlık bu üçü de içilebilir. Boza Osmanlı zamanında da varmış. O zaman da Şeyhülislamlar fetva vermiş zaten. İşte arpadan, darıdan vesaire yapılırmış. Onlara fetva vermişler. Sıkıntı yok denmiş. Peki tavuk kemiğinden lades'e tutuşmak günah mı? Lades? Lades bilirim ben. Bizde eskiden tavuk yendiği zaman hemen sofrada onun lades kemiği vardır. Şöyle ikili hemen de kopar. Aslında burada zihin geliştirmek için güzel. Çok güzel. Yani insanlar arasında bir de şakalaşma. Eskiden zaten televizyon yok, radyo yok, efendim gazete yok. Neyle vakit geçireceksin? Ya yüzük oynarlar, yüksük derlerdi ona. Yüzük bilir misin, yüzük oynamayı? Babamlar. Yok hocam, nasıl oynuyor? Babamlar. Bir fincan var mı? Fincan, boş fincan arkadaşlar. Getireyim hocam hemen. Boş var, fincan. Ya da siz alır mısınız arkadaşlar? Bir fincan rica ediyorum. 3-4 tane kahve fincan. Fincanı. İki tane olabilir, 3 tane olabilir. Tamam, 2-3 tane fincan. Tepsiye koyarlar. Yüzük oynarlar. Bir de tepsi. Efendim, işte lades tutuşurlardı. Ne bileyim, evin içerisinde ona göre çeşitli oyunlar yardı. Çocuklar bile havuçtan kendi oyuncağımızı yapardık değil mi? Çamurdan, tahtadan, telden oyuncaklarımızı yapardık. Şimdi hepsi bilgisayarın içinde artık neler neler oynuyorlar. Şimdi lades kemiği ikilidir. Onu bir ucunu size tutarız, verir, bir ucunu efendim lades. Ladesim lades olsun, olsun diye. Mu? Olsun der, denir. Lades deniz. Ne yapacak? Ona bir şey verdiği zaman... Hocam şurada bir şey yazıyor. Bunu okuyamadım ben ama. Siz bir bakar mısınız? Lades. Aklımda. Hocam geçti artık. Güzel oldu ama bak. Oldu mu hocam? Sen beni affedin ne olur. Ya, estağfurullah. Maşallah. Benim 40 fırın ekmek yiyip bir 40 fırın daha yolda bekliyor olması lazım. Zahide yetişle aşık atılmaz. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Aşık atmak. Bak oradan da geldi. bir de aşık oyunu vardır. Ve aslında bu oyunları keşke çocuklarımız şimdi, biraz bilsin. Aşık nedir? Aşık. Aşık bilen var mı? Kemik. Hangi kemik? Kemik mi? Hangi kemik? Aşık kemiği. Neresinde olur hayvanın? Ayak paçasında olur. Oradaki vallahi yuvarlak kemik var ya. Onunla da herhalde böyle atıp düz mü yan mı gelirse falan utmak derler. Ütmek. Yutar yani. Yuttum seni diyor ya. Yendim manasında. Ha. Seni uttum. Aşık atarlar. Aşık oyunu oynarlar. Bak kemikle, işte yüzükle, lades kemiğiyle onlarla. Ay ne güzel oldu bak, eski oyunla şimdi bilenler hemen bir yüzleri güldü, biz de yapardık onları diye. Evet, kaleminiz yok herhalde. Geçti. Benden lades olmaz. Tamam hocam, sizin hakkınızı helal edin hocam, helal bana. Olsun. Helal olsun. Aklım tamam. Orada kaldı ama ya. Tamam. Nasıl yenildim diye.
Hocam estağfurullah, ama ben ona küçük bir oyun yapıverdim canım. Kızmadınız tamam. Değil mi bana hocam? Aman. Yok kızmadım. Sizin kalbini kıracağıma yani en çok böyle çekindiğim hocam geliyor diye böyle her şeye özellikle. Benim kalbimi kırınca lades kemiğe kırılsın. Ay. Son derece centilmen bir hocam var gerçekten. Evet. Peki hocam, o zaman bunlar oynanabiliyor, bir sıkıntı yok. Şöyle oynanabiliyor yani. Derken. Burada yendiğim zaman sana işte ne bileyim şunu alacağım, bunu alacağım, bu sefer kumara çevirirsek işi, bu şakalaşmak manasında, iddialaşmak manasında olabilir. Yoksa kumara çevirirsek işte mesela yüzük getirecek şimdi. Bir de onu görelim madem. Bu yüksük oyunu muydu? Yüksük oyunu. Ufak bir şey, tepsi gibi bir şey arkadaşlar. Bir de tepsi istiyoruz. Pahalı olduk bugün ya. Yok canım, esnafı hocam. Olur mu öyle şey? Merak ettim şimdi. Biz bu hiç çocuklar bilgisayardan kafasını mı kaldırıyor? Sizler biliyorsunuz bu oyunları. Bizim de haberimiz yok ama. Şimdi ne yapılır? Bizim evde işte misafirler geliyor. Efendim kahve içecekler bahane. Yemek yiyecekler bahane. İşte bulursak bir tavuk kızartın. Bulursak işte şunu yapın, kahve getirin bilmem ne. Bunlar vakit geçirmek için. İddiada tek taraflı olursa olmaz, iki taraflı olursa kumara girerse kumara girer. Şimdi bu tepsi gibi yapalım bunu, çok tamam. Fazla büyütmeyelim. Arkadaşları sıkıntıya sokmayalım. Yüzük, onlar da şey arıyorlar. Şimdi siz gözünüzü kapatabilirsiniz. Öbür tarafa döndüm hocam. Evet, şimdi bunlardan üç tanesinden birini döneyim mi? Dönebilirsiniz, alacaksınız. İçinde yüzük olanı bulursanız kazandınız. Bulamadınız, hakkınız kayboldu, yüzük buradaydı. Şöyle bir hak şey de yapıyorlar. Buna da hak veriyorlar herhalde. Ha bu mu? Ha. Evet. Öyleydi mesela. Buradaydı. Yüzüğünüzü. Evet. Yani bunlar o zamanın hoşlukları demek evet. Ki. Peki. Ama iddialaşmazsanız eğer. Çocuklar da arkadan böyle ellerinin arkasına koyuyorlar. Hangisinde? Peki. Onun gibi yani. Bu sorunuz için teşekkür ediyorum. Bak vesile oldu. Şimdi bir erkek izleyicimiz sormuş. Kırmızı giymeyi seviyorum diyor. Günah mı? Şimdi şöyle bir algı var. İslam'da mübarek, kutsal bir renk yeşildir. İstenmeyen renk kırmızı, sarıdır. Erkeğe uygun değildir gibi. Bunların hiçbirinin dinde yeri yok. Bazıları işte Kabe'nin rengi siyahtır, siyah kutsaldır gibi. Yeşil, işte peygamber efendim türbesi yeşildir. Oradan bir mana çıkarır. Resulullah'ın türbesini yeşile değil, sarıya da boyayabiliriz. Kırmızıya da boyayabiliriz. O bizim yaptığımız bir şey. Peygamberimiz benim türbem olsun dememiş. Benim ravzamın kubbesi yeşil olsun dememiş. Kabe'nin örtüsü bazen beyaz olmuş. Önceleri örtü yoktu zaten. Taş vardı. Sonra beyaz olmuş. Yeşil olmuş. Sarı olmuş. Siyah olmuş. Her renk örtü yapılabilir. Bu renkler daha sonra İslam Peygamber Efendimiz'e vefat ettikten sonra Abbasiler seyitler siyah giysin diye bir öneride bulunmuşlar. Seyitler belli olsun, efendi kıyafetidir, seyit kıyafeti siyah giymişler. Abbasi'nin bayrağı yeşil olmuş, siyah olmuş. O yeşilden dolayı devlete hürmet, yeşile hürmet başlamış. Renklerin biraz siyasi tarafı da var. Yani aynı bugün bayraklarda var ya şu renk falancayı simgeliyor, bu renk falancayı. O zamandan kalma bir şey. Dinle alakası yok. Bir erkek her türlü kıyafette, renkte giyebilir. Peki. Resulullah Efendimiz kırmızı elbise giymiştir. Kırmızı siyah karışımlı elbise giymiştir. Hatta Resulullah'ın hırkayı saadeti vardır. Topkapı'da hırkayı şerifi vardır. Fatih'te hırkası da sarıya yakın kavun içi renktedir. Farklı renkler demek ki. Peki. Şimdi Esra Hanım çok güzel bir soru sormuş. Çoğu hanımefendiyi de ilgilendiriyor. Teşekkür ediyorum Instagram'dan. Yok bunu okumayayım şimdi. İsmini söyleme demişmiş. Oradan geçtim. Tamam. Peki cep telefonuyla mezar başında dua okunabilir mi? Yani telefonu açıp duayı. İnternetten duayı dinlemek sesli olarak. Yasin-i Şerif'i mesela internetten okuyan pek çok hocamız var, çok kıymetli hocalarımız. Onları mezar başında dinlemek ya da oradan takip etmek olabilir. Şimdi bu birkaç türlü olabilir. Bakın radyodan Kur'an dinliyoruz değil mi? Şöyle fetvalar verilmiş eskiden radyo yokken. Bir insan yüksek sesle dağın eteğinde Kur'an okusa, bağırarak Kur'an okuyor. O Kur'an dağa gitse,
dağın taşlarından yankılansa ve başka oradaki çoban bilmem ne oradan geçenler de o Kur'an'ı duysa, o adam da orada secde ayeti okusa, secde ayetini duysalar, secde etmeleri gerekir mi? Gerekir. Aksi sada, yani yansıma da olsa gerekir denmiş. İşte radyonun sesi de buna benzetilmiş. Teyvin sesi de buna benzetilmiş. Okunan Kur'an mıdır? Kur'an'dır. Doğru. Ben okuyamıyorum. Birine okutuyorum. Olur. Ben okuyamıyorum. Telefonumdan okutayım. Annem babam Kur'an sesi dinlesin diye birisi açmış Kur'an'ı. Orada okutmuş. Bunda bir sakınca yok. Bize tuhaf geliyor. İlk bakışta yani durup dururken telefondan dua. Bilgisayardan dua. Evde dinliyoruz. Ben dinliyorum. Canlı dinliyor o Kur'an'ı oluyor. Ölü dinleyince niye olmasın? Olur. Ama bunu sulandırmak, telefonları mezarın başına koymak ya da adam öldüğü zaman telefonunu tabutun içine koymak, mezarın içine koymak, işte açık kalsın telefonumun belki duyarım bilmem ne vasiyet etmek, bunlar işi sulandırmak, çirkin şeylerdir. Bundan kaçınmak. Yine telefonla ilgili bir soru. Telefonumun alarm sesini ezan olarak değiştirdim. Her sabah öyle uyanıyorum. Bir sakıncası olabilir mi? Güzel olur. Fakat bu tür şeylerin bazen sakıncası şöyle olur. Banyoya girer, tuvalete girer. Kur'an sesi koymuşsa, ezan sesi koymuşsa oralara sokmaması lazım. Okunacaksa o vakitte tedbirli olması lazım. Camide bile kapatması lazım yani topluluk içerisinde. Peki bilgisayarıma indirdiğim uygulamayı takip ederek hatim etmemin bir sakıncası var mı? Yok. Az önce söylediğim için de cevabı var. Şey, evet. Evet. Peki şimdi buna nasıl? Sevdiğim insana umut verdim ama onu yarı yolda bıraktım. Günah mı? Günah. Günah tabii. Yani sevdin, o da sevdi ve yalan söyleyerek ona umut verdiysen, aslında sen niyetin evlenmek değildi vesaire, oyaladın. Onun için başta sadece sevdiğiyle evlilikle ilgili değil, ticarette de böyle. Hmm. Ümit vermeyeceksiniz. Güven vermeyecek. Yani sana vereceğim, satacağım bunu diyorsun. Ya aslında satmayacaksın. Adama ümit veriyorsun. Kapı aralıyorsun. Ya o da kaçmasın, o müşteri de. Olmaz. Evet ya da hayır. Vücudunda kıllanma varmış, test yaptırmış ama hormon bozukluğu da yokmuş. Bu yüzden lazere başvurdum ama lazer günah diyorlar. Ne kadar doğru hocamıza sorabilir misiniz? Vücut, tabii ki. Vücut kıllarını temizleyebiliriz. Lazer niye günah olsun? Lazer günah olmaz. Böyle şeyleri de söylüyorlar. Sonra sorsun ama bu evet, problem. Evet sorun yani, lütfen tabii. Ki ben kıymetli hocamızdan cevabını alayım. Rebu'yevvel ayında neler yapmamız, hangi duaları hiçbir şey yapmamız gerekmiyor lazım diye soruyorlar. Baştan söyleyeyim. Hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Kim bu konuda bir şey yazıyorsa yalan söylüyor aziz öyle kardeşlerim. Mi? Evet yalan söylüyor. Maalesef daha Rebiülevvel ayı girmedi. Geçen ayın 10'unda diyor ki adam bak Rebiülevvel ayı girdi diyor. Geçen ayın 20 gün önce. Rebiülevvel ayı girdi diyor. Bunu herkese diyor postalayın diyor. Bunları birbirine söyleyen bugün cennetlik olacak diyor. Hepsi yalan uyduruk şeyler. Peki hocam şimdi Allah'ın kabul ettiği üç müstecap dua vardır. Evet. Bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiçbir şek yoktur. Evet, perde yoktur. Yani bu üç dua kabul olunan dua. Üç duayla Allah arasında perde yoktur. Hangi bir, dua o? Mazlumun duası. Size kötülük yapıldı, canınız acıtıldı, yaktılar. O anda elinizi açtınız, Allah'a havale ettiniz. Bu dua kabul olur. Mazlumsunuz. Canımız yanarken canımız ve biz mazlumsak. Evet, mazlumsan, haklıysan. İki, eve geldi misafir, yolcu, uzaktan geldi. Akraba olabilir, dost, arkadaş olabilir. Tanrı misafiri olabilir. Onun size yaptığı dua kabuldür. Ha, evinizdeki misafirlere kıymet verip tabii, dua etmelerini sağlamak lazım. Misafir başımızın üstünde yer var. Misafir kültürü bizde hala var, onu azaltmayalım. İbrahim Aleyhisselam için anlatırlar. Sofraya misafir gelmediği zaman bugün ne suç işledim dermiş. Bizde ne güzel adettir. Bir kaşık fazla konur. Bunu yapalım. Çocuğumuz öğrensin. Bu kaşık niye? Bu çatal niye anne? İnşallah bir aç susuz biri gelir. Bir misafirimiz gelir inşallah. Bunu öğretmemiz lazım. Bu güzel bir. Bir de babanın evladına duası. Baba kolay kolay anne gibi sürekli beddua, dua, ağzından söz sürekli babanın çıkmaz. Baba biraz son anda konuşur, son zamanda karar verir. O hep sonu bekler.
İşte o an baba sana dua ediyorsa onu da kaçırma. Onun da bir peki. Zahide Hanım, babam anneme çok bağırıyor. Çok küfrediyor. Annem de ağzı Kur'anlı, hacca gitmiş bir bayan. Namazında, niyazında hiç kimse hakkında konuşmayan sessiz bir kadın. Haccı bile gözyaşımla yaptım diyor. Bir de babam çok kinci ve inatçı. Bunun için annemin ne yapması gerekiyor? Annem de bu duruma çok üzülüyor ve ağlıyor. Hocamız buna göre dua var mıdır, verebilir mi acaba? Şimdi bizim ecdadımız, dedelerimiz, babalarımız ağzı çok dualı insanlardı. Ağızlarını kötü söze alıştırmazlardı. Kızdığımız zaman ne deriz biz? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya la havle ve la kuvvet deriz. Yani güç kuvvet ancak Allah'ındır deriz. Bir yanlış bir şeyi yaparsak estağfirullah deriz. Bir hayret ettiğimiz zaman Sübhanallah, maşallah deriz. Beğendiğimiz zaman. Ağzımızdan hep böyle şeyler çıkmış bizim. Bu ağzı çirkin, pis, kötü sözlere alıştırmamak lazım. Peki birisi böyle davranıyorsa ve bu kişi eşimizse, bu kadıncağız zulüm aslında bu. Bu tabii çok büyük bir, bu da şiddet. Bu da küfür şiddet. De bir şiddet, sözel şiddettir. Bundan tabii evladı var, yılları geçmiş. O adamı hani huylu huyundan vazgeçmişse inanma derler. O adamı birdenbire düzeltmek kolay değil. Peki bu benim kaderim deyip razı olmak yerine uyarı her zaman lazım. Biz kötülüğe razı olmayacağız. Kötülük anında yüzümüzü ekşiteceğiz veya yüzümüz kızaracak ve ona ağzı dualı hacı bir annemiz, demek ki bacımız, ayetlerle efendim hadislerle, dualarla cevap versin kocasına. Estağfirullah desin. La havle ve la kuvvete illa billah desin. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Rabbim bana yeter desin. Efendim Allah seni affetsin desin. Afallahu anke desin. Bu şekilde bir gün olma, bir günde olmaz ama bir gün olur. Bir gün olur. Bir gün adamın dank eder kafası. Eyvah der ya, biz benim ne kadar kıymetli bir eşim varmış. Ben ona yıllarca küfretmişim vesaire. Bir gün o yerine oturur o taş. İnşallah o bir gün çabuk gelir de bu kadıncağızın çilesi son bulur. İnşallah. İki şey vardır asla reddedilmez. Reddedilmeyen iki dua. Belki bu zamanları mı yakalamak lazım? Reddedilmeyen iki duayı soracağım hocamıza. İki göz vardır, onlara ateş denmez deniyor. Ateş değmez. O gözler bizim gözlerimiz olabilir mi acaba diye de merak ediyorum ama... Zahide abla iyi yayınlar. Biz Van depreminde dayımı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bütün depremde kaybettiğimiz canlarımıza inşallah. Anneannesi kabrine gidiyormuş, çok ağlıyormuş. Çevresindeki insanlar bile onlara bakıyormuş. Ağlarsa dayımı azap olduğunu söylemişler bir de. Hayır, hocamıza sorabilir misiniz demişler. Asla, daha dün derste anlattım talebelerle de. Hazreti Ayşe annemiz, Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah böyle bir hadis söylüyor. Diyor ki kişinin ağlaması sebebiyle ölüdeki yakını azap görür diyor. Bu sefer Hazreti Ayşe ona çıkışıyor. Nasıl böyle bir şey söyler? Kur'an'da ayet var diyor. Vela tezru vaziratun vizra uhra. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. O ağlayan yanlış yaptı, suç işlediyse efendim onadır günahı. Kabirdekine ne olsun? Bir de şu var. Ölünün ardından ağlamak günah değil ki zaten. Niye ağlamasın? İnsan öyle isyan. Ölünün ardından isyan etmek günah. Ağlamak. Peygamberimiz de ağladı. Oğlu ölünce ağladı. Allah ağlatmasın ama Allah evlat acısıyla hiçbirinizi sınamasın. Ya Rabbim evlat acısı göstermesin. İmanın tadı üç şeydedir. Nedir onlar? O yanmayan gözler, kimin gözleri? Bizim olabilir mi? Hepsini konuşacağız. Bir de bir imamımız vardı. Hocam da buradayken özellikle ona da selam ve sevgilerini iletmiş. Bugün kızı burada İnci. Biraz sonra onunla da tekrar tanıştıracağım sizi. Onu da doktora gönderdik. İnşallah biz vesile oluruz da evlat sahibi olur. İnşallah. Ara vermemiz gerekiyor efendim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Allahu Akbar. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Morgan Freeman neden ezan okudu? Allahu Akbar. Neden tespih çekmek beni rahatlatıyor dedi. Morgan Freeman Müslüman mı oluyor? Az sonra. Ben Hatice Selman'ın annesi Özlem Özmener oldum. Öncelikle vesile, bize vesile olan, destek olan, yardımcı olan ve bizi yalnız bırakmayan Zahide Hanım'a ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.
Benim kızım 1,5 yaşında iğne sonucu beyni oksijensiz kaldı. Selebri palsi hastası, beyin felci. Kızımın Tayland'da kök hücre tedavi olması lazım. Bunun için 100.000 lira para lazım. Şu an 55.000 toplandı. 45.000 eksiğimiz var. Bize yardım eden Türkiye halkından binlerce kez teşekkür ediyorum. Kızımın 45.000'i toplayıp tamamlanması için, Tayland'a gitmesi için iyi sever insanlarımızdan, duyarlı insanlarımızdan, Türkiye halkından kızıma desteklerini, yardımcı olmalarını bekliyorum. Kızımın bir de anne demesi için, ihtiyaçlarını karşılaması için, kızımın az da olsa bütün ihtiyaçlarını görmesi için Tayland'a gitmesi lazım. Onun için bütün iyi insanlarımızdan yardımlarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı bereketli cumalar efendim, merhabalar. Yolunuz böyle yanlış yolda giderken çeviriyorsun Allah'ın hakkın yoluna, doğru yola çeviriyorsun kendini. Buna tövbe deniyor. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun. Önce şunu söyleyeyim, bu Semra Hanım. O kadar şu anda hayallerini yaşıyor. Bu paraları ben nasıl bulabilirim demişti bize geldiğinde ama çok teşekkür ediyorum. Minnettarım size. Şimdi 55 bin onu çektiğimizde öyleymiş. Şimdi 60 bine yaklaştı. İnşallah Rabbim evladına anne dedirtecek. Mutluluğu, sağlığı nasip etsin. Biz de vesile olalım. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Mustafa Karataş'la keyifli sohbetimiz devam ediyor. Evet. Keyfi de buradaki mutluluktan geliyor. Bunlara imza atmak, vesile olmak ne güzel. Hayra vesile olan bunu yapmış gibi. İnşallah şifa versin Rabbim. İnşallah. İlacını bulur, tedavisini olur. İnşallah. O da diğer yavrular gibi sağlığına kavuşur. İnşallah hocam. Bizim bizden... halkımız bir de inandığı zaman canını verir. Yani hiç öyle öyle. Öyle. Evet. Ben burada pek çok kişiye yardım için ekranı açtım. Bazısına daha az geldi, bazısına yağdırdılar. Bizim evet. izleyicimiz daha duyarlı ve gerçekten gönlü, kalbi ne diyorsa onu yapıyor. İnce heyecanla beni bekliyorsun. Gel hocamla seni şöyle aramızda misafir edelim. İnci'nin öncelikle babasının size çok selamı evet, var. Evet, Kütahya'dan ve babamdan çok selamlar getirdim hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hocam babası imam evet. İnci Hanım'ın. Soru da sormuştu orada evet, kendisi. Evet, hatırlıyoruz, harikasınız. Şaphaneden. Bravo hocam, evet. Vallahi sizdeki hafıza. Şaphaneden bağlandığımız zaman İnci, hadi sen anlat bakalım. Ben anlatmayayım. Ben 25 yaşındayım, 9 yıllık evliyim. Hep televizyonda sizi izledim, kanalınızı izliyordum, böyle benim gibi bebek arayanlara hep destek olduğunuzu gördüm. Ben de başvurmak istedim ve başvurdum. Şu anda buradayım, çok mutluyum. Sen titriyor musun kuzum? Çok heyecanlıyım. Ay. İnşallah Allah'ım. Kaç sene çocuklarınız olmadı? 9 yıldır. 9 yıldır mı bekliyorsunuz? 9 yıl. Allah nasip eder inşallah. Nasıl gelmişti şimdi İnci burada ama bir izleyelim görüntülerini. Hocama gerek yok, hatırladı ama biz bir hafızamızı tazeleyelim. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Benim bir sorum var. Tüp bebek yaptırmak dinen caiz midir, değil midir? Evet. Sizin de sanırım bu konuyla alakalı bir durumunuz var. Var efendim. Onun için soruyorum zaten. Kendi çocuğuma o işi yaptırmak için uğraşıyoruz. İnşallah. Onun için bu soruyu soruyorum yani. Sizin evladınızda evet. mı var bir sıkıntı? Torun istiyor. Öyle anlaşılıyor. Başka söylenecek bir şey yok. Kızınızda var sanırım kızımızda, değil mi? Evet, kızımda var. Yaklaşık 8-9 senedir çocuğu olmadı. Fakat tüp bebek yaptırmak istiyoruz. Caiz midir, değil midir? Demek ki böyle bir duyum kalmış. Değil midir yani? Bunu öğrenmek istiyorum. Hocamıza da. Peki beyefendinin hocamıza da dedi. Evet, mesleği nedir? Mesleği nedir beyefendinin? İmam. Cami imamı. Cami imamısın. Evet. Siz de imam. Cami imamı. Selam söylesin. Bizden selam söylesin. Yaklaşık 23 yıldır burada görev yapmaktayım. Maşallah. Bu iş için başvurduk yani. Şaphanenin imamlarından. Peki siz benden bir şey istiyor musunuz? Çünkü bana daha öncesinde... Zahide Hanım'dan bir isteğiniz var mıdır? Zahide Hanım'dan yardım istiyoruz artık. Başka bir yakın komşusuz zaten. Kendi evlerinin yakın camisinin görevlisiyim. Ben de o caminin artık kardeşi, ezanıyla çok uyanmışlığım var. Çocuklarımın arkadaşı, küçüklükten beri beraber büyüdüler. Ben fetvasını vereyim Zahide Hanım, bunu bu işi Ricamız çözer bu inşallah. Yani. Oo bakın. Yardımcı olur, sen memnun olun. İnşallah. Sizi hocam, tam duyamıyor olabilir ama buyurun hocam. Ben fetvasını vereyim, Zahide Hanım da bu işi çözer inşallah. Bu konuda çok mahir, çevresi var. Doktorları biliyor, inşallah harekete geçirir, çözerler. İnşallah. 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 İnşallah Allah razı olsun. Bekleriz. Hocam da söyledi artık boynumuzun borcu. Teşekkürler yani.
Hocam fetvayı vermiş zaten bak ben. Şimdi Allah'ın verdiği en büyük nimet evlat tabii. Bir insana verdiği. O hayır ve bereket kapısını bulabilmek için insan tedavi olması da mümkünse tedavi olacak. Tüp bebek de bunlardan biri. Helal dairesi içerisinde olacak yalnız. Bak harama parasını kredi çekmeyecek, faize bulaşmayacak. Hmm. Bazıları öyle yapıyor. Paralı faize bulaşıyor. O bir imtihanı kaybediyor baştan. Ha. Ardından deniyor olmuyor. Şu kadar bu kadar bir sürü masraf. İşte bir tane istiyorum, beşini öldürün, dördünü öldürün. Şöyle oldu, hay böyle hay oldu. Bunlar hep günahlar, imtihanları kaybediyor. İşte bende olmadı, kayınvalideme taşıyıcı anne olsun bilmem. Türkiye'de olmadı, bu işin dolaylı yollardan yapılan yerler varmış. İşte yurt dışına götürelim, şurada böyle yapalım bilmem ne. Bunlara girdiniz mi sıkıntı. Peki. Bunlara girmedikçe helalinden caizdir. İnşallah. İnciciğim inşallah sana iyi haberleri i̇nşallah vermek istiyorum. Doktorlarım beni izliyor. Hatta özellikle bir doktorum aradım. Lütfen izleyin dedim. Sanıyorum doğuma girdi. İnşallah. Sonrasında da konuşacağız tekrar. İnşallah. Tamam kuzum. Tamam, seni yeni alıyorum. Cenab-ı Hak kucağına almak nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah. Dualarla aldık. Dualarla gönderdik. Hocam sizi hazır ayakta yakalamışken istihare hayırlısını istemek. Namazını konuşacağız ama sorularla devam etsek sonrasında olur, sizden rica olur, etsem olur mu? Yasin şimdi de hazırlansın. Bu namaza bize eşlik etsin inşallah. İnşallah. Hocam. İstihareyi. Konuşalım. Şimdi sol elle yemek yemek günah mı acaba? Sol elle yemekte yardımcı olmak günah değil. Peygamber Efendimiz zamanında kaşık çatal pek kullanılmadığı için sağ el daha çok temiz işlerde, sol elde işte ağzı burnu temizlerken, taharette vesaire kullandığı için yemekte mikrop daha fazla olabilir diye Peygamberimiz hep sağı öncelemiş. Ama Kur'an'da böyle bir ayrım yok. Allah iki tane el yaratmış. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. O da ona yardımcı olacak. Bölecek, kesecek vesaire. Dolayısıyla şimdi biz zaten bıçak çatalla yapıyorsak bu işlerde sıkıntı yok. Fakat şöyle bir şey var. Resulullah Efendimizin bir medeniyet kurma projesi var. Yani din aynı zamanda medeniyet kurmalı. Medeniyet kuran dinler yaşar. Evrensel olan İslam dini bir medeniyet kurmuştur. Saçıyla, kaşıyla, elbisesiyle, temizliğiyle, oturuşuyla peygamberimiz insanları hep eğitmiştir. Yemek nasıl yenir, ekmek nasıl bölünür, sofraya nasıl oturulur, neresinden yenilir hep bunları anlatmış. Hı hı. İşte bakıyoruz hep sağda bir öncelik var. Mesela girerken sağ ayakla giriyor camiye. Çıkarken sol ayakla çıkıyor. Veya hayırlı bir iş yaparken orada sağla başlıyor. Siz tuvalete girerken demiştiniz değil tuvalete mi? Tuvalete girerken sol ayakla. Niye ola ki düşerseniz? Düştüğünde beynin tersine sağ tarafa düşüyor. Onun için dışarıda kalır deniyor. Elbiseyi giyerken önce sağ kolunu giyiyor. Çıkarırken de solu çıkarıyor. Ayakkabısını giyerken önce sağdan giyiyor. Çıkarırken önce soldan çıkarıyor. Bakın enteresan bir şey. Bu önceliğe baktığımız zaman da yemekte de hem bizim peygamberimizin öğrettiği o kültürde hem de Türk kültüründe sağ elle yenir. Ama ısrarla şimdi tabii gidiyorsunuz restoranlarda bıçak sağa konuyor, çatal sola konuyor. Bizim insanımız ne yapıyor? Hemen gidiyor, onu buraya alıyor, bunu buraya alıyor. Garsonun yaptığı biraz sonra bozuluyor. Valla nasıl rahat edeceksiniz halbuki, ne bileyim. Bana da öyle bu, bazen zor geliyor. Şöyle yapmak lazım. Bak turizm okutan derslerde, fakültelerde. Hangi ülkedeyiz? Fransa'dayız. Fransa'nın adeti nedir? Ekmek şöyle konur, pasta böyle konur, bilmem şişe cam böyle konur. Tamam, bu güzel. Ama burası Türkiye'deyiz. Türk insanı kardeşim sağ eliyle yiyor, çatalı sağa koy. Niye sola koyuyorsun? Her seferinde beni uğraştırıyorsun ya. Her seferinde suyu sola koyuyor beni. Koyma ya, ben bunu alıyorum buraya koyuyorum. Çayımı bardağımı sağa koyuyorum ben, sağlı içiyorum. Sürekli ben restoranlarda yaşım 55, 50 senedir diyelim bu tarafa çeviriyorum. Beni zorlama. Bak zorluk çıkarıyorsun. Yani bizim insanımız... Bizim kültürümüzü de... Mesela bizim insanımız sandalyeye oturur bağdaş kurar. Hocam yapıyor da siz göremiyorsunuz tabii. Yani arabada bile bizim insanımız alışmıştır değil mi? Bir ayağını altına alır yani şeyde oturduğu zaman. Biraz da buna yönelik yaşamamız lazım. Rahat olmamız lazım. İlla beni bir kalıba sokacaksın ya. Solunla yiyemiyorum ya. Ben sağınla yiyeceğim kardeşim. Peki hocam. Hüseyin Bey merhaba, günaydın. Hüseyin Bey. Evet. Merhaba, Adana'ya da günaydın. Size de günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun.
Buyurun Hüseyin Bey. Efendim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Merhaba. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Ben Mustafa Hoca'ya bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam şimdi benim babam 2 yıl önce vefat etti. Allah razı olsun. Benim üvey annem bütün mirasını üstüne çöktü. Ben de bekarım, evlenmek istiyorum diyorum. Ben evlendirmiyorlar. Bir hapsi Rabbana hapsi bana olsun. Buna bir günah var mıdır efendim? Kaç kardeşsiniz Hüseyin Bey siz? Biz 15 kardeşiz. Oo. Peki şimdi bütün mal varlığı üvey annenize mi kaldı? Ama evet, hukuken efendim. Ama hukuken bu mümkün değil çünkü onun bir yüzdesi var, sizin bir yüzdeniz tabii, var. Tabii yani o. Evet efendim, yalnız benim babam bir evi kendi adına katmış, gerisi bütün hepsi anne ve annemin üstüne katmış efendim. Ölmeden önce yaptıysa. Ölmeden evet, önce efendim. Yapmış, size kalmamış. Bazen evet, itiraz yani, edilebilir ama bazen itiraz edilecek kardeş. Kısımlar oluyor. Bir avukat tutun, 15 kardeşseniz. Avukat tutun, avukat incelesin. Tabii günaha girer, üvey de olsa, öz de olsa. Böyle evet, bir hak hocam. Yok. Evlat, öz evladı babasının çocuklarına. Onun da evet. Mal da vermesi lazım. O kadına o malın tamamını almak da yakışmaz. Daha evet, önce efendim, biraz bize ne Allah'tan gelse yani siz yaptınız. Savaştan geçiyoruz, o savaştan nefretle bakıyor efendim yani. Yani o kadar çekiyoruz da ondan. Şimdi 27 yaşındasın. Diğer bekar var mı senden başka? Hayır efendim, bir bekar varım yani. Ha, bir sen mi kaldın kuzum? Bu çocuk evet, da evlenmek efendim. İstiyor tabii, hakkı. O diğer evet. Şimdi şöyle, sadece üvey anneye seslenmeyelim. 15 kardeş, bunlar evlendirsinler, 14 bir araya gelsin ya. Tabii o da var. 27 yaşında. Kardeşlere de gerekiyor tabii, ama tabii. Babadan da tabii ki onun da hakkı vardır. Hakkını versinler, kardeşler de el birliği yapsınlar, evlendirsinler bu kardeşimizi. Ya da en azından hani biz tamam biz evliyiz ama bu kardeşimiz bekar kaldı. Tabii. O el birliği, gidip... evlendirin diyor Kur'an-ı Kerim. Evlenin değil doğrulan, evlendirin. Çünkü büyüklere iş düşüyor, yardımlaşmak lazım. Allah hayırlı kısmetler, hayırlı evlilik nasip etsin. Cuma günü güzel dualar yapıyoruz. Sana da inşallah Rabbim güzel bir yuva nasip etsin sevgili i̇nşallah kardeşim. İnşallah Hüseyin. O üvey anneye de vicdan versin, vicdan. Belki o da ne bileyim belki duymuştur hocamızı da. Biraz belki vicdan, sana onun da malı mülkü kendisini götüremez mezara. Yoksa ya. Bir yerlerden çıkar derler böyle. Çıkar, eğer bir tabii, ah haksız. Varsa. Öyle midir gerçekten? Haksız, şimdi bu çocuğun mal. Gönlünde bir yara kalmış. Çıkar, dünyada da çıkar. Ayrıca hiçbir şey dünyada da kalmaz. Peki Hüseyin, Rabbim sana gönlünün muradını nasip etsin. Hayırlı bir eş, ömür boyu bir sağlık, sıhhat, hayırlı bir yaşam nasip etsin. Hocam, istihare namazı ile ilgili bir hanımefendi aramıştı. Ne güzel oldu bak, onun da yuvası dağılacak daha başlamadan. Ama siz çok güzel düzelttiniz. Şimdi istihare namazının, istiharenin namazı var dediniz. İstihare. İstiharenin namazı hayır, nasıl? Hayır, hayrun diyoruz ya. Hayrun ve şerrun minallahi teala. Hayrun ve şerrun minallahi teala. Hayır. Güzel, iyilik demek, iyi taraf. İstihare o hayırdan geliyor. Hayırlısını talep etmek. İstihare için önce abdest alınır. Yasin'imiz abdest aldı, geldi, gelsin buraya. Abdest alır. İki rekat namaz kılarız. Yasin, çıkaralım ayakkabılarımızı. Kıblemiz böyle zaten. İki rekat namaz kılacağız. Niyet ettim Allah rızası için. İstihare namazı kılmaya. İki rekat dememize gerek yok. Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya. Allahu Ekber. Tekbirimizi alıyoruz, ellerimizi bağlıyoruz. Allahu Ekber, tekbir alalım, ellerimizi bağlayalım. Aynen namaz kılarken neyle başlıyoruz önce? Dua ile, Sübhaneke duasıyla. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm, sırâtal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Kafirun suresi, İhlas suresi. Biliyorsa, bilmiyorsak Kevser suresi, İhlas suresi. İhlas'ı okumaya gayret edelim. Efendim, Kafirun suresini okuduk. Zamm-ı sure diyoruz buna. Fatiha'dan sonra Allahu Ekber rükûya gidiyoruz. Bildiğimiz namaz gibi. Aynen. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Burada biraz duruyoruz. Buna rükûdan kalkınca kavme diyoruz. Rabbena lekel hamd diyecek kadar duruyoruz. Allahu Ekber, secdeye gidiyoruz.
Secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Allahu Ekber. Hocam bir şey sorabilir miyim? Burada çok da celse. Biraz bekleyelim. Çok özür diliyorum. Secdede dua edilir mi? Secdede nafile namazlarda, farz namaz değilse, nafile namazlarda dua edilir. Tamamen secdeye vardık. Kulun Allah'a en yakın yeri oldu. Secdedir. Secdede de dua edilir. 3 defa tesbihatı söyledikten sonra Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Ondan sonra istediğimiz duayı yapabiliriz. Nafile namazlarda. İkinci secdeyi yapıyoruz. Allahu Ekber, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Ayağa kalkıyoruz. Allahu Ekber. Her kalkışta, inişte tekbir getiriyoruz. İntikal tekbirler diyoruz bunlara. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Fatiha'yı okuduk. Ondan sonra Kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. İhlas da okuduk. Allahu ekber. Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd diyoruz ayakta. Allahu ekber secdede. Sübhane rabbiyel ala, Sübhane rabbiyel ala, Sübhane rabbiyel ala. Allahu ekber. Biraz bekliyor. Tekrar secdeye gidiyoruz. Allahu ekber. Sübhane rabbiyel ala. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber deyip oturuyoruz. Ellerimiz dizlerimizin üzerinde. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve attayibat. Esselamu aleyke eyyühennebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Kelime-i şehadeti getirirken diğer namazlarda da bu namazda da eşhedü en la ilahe İllallah derken parmağımızı kaldırabiliriz. Bilenler. Şimdi onu da nasıl yapacağız? Elimizin, dizimizin üzerinde elimiz eşhedü en la ilahe derken parmaklarımızı kapatıyoruz. Sadece şehadet parmağını kaldırıyoruz. Yasin sen de yapabilirsin. Evet. Neden hocam? Anlamı nedir? Burada la ilahe derken Allah'tan başka yoktur diyoruz. İllallah ancak Allah vardır derken indiriyoruz. Buna nefi ve ispat deniyor. Nefyu ispat. Yani la ilahe, hiçbir ilah yok derken ama parmakla da ancak Allah var diyoruz. Hmm. Şehadet parmağı onun için deniyor. Şahit, şehadet parmağı. İndirirken illallah diyoruz zaten, ancak Allah vardır. O zaman parmağı indirmeye, kaldırmaya gerek yok, indiriyoruz. İşte bu parmak kaldırmak sünnettir. Bilenler yerini yaparlar, bilmeyenler terk ederler. Karıştırmak söz konusunda terk ederler. Sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallete ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. Rabbena gfirli ve li valideyye velil mü'minine yevme yekumul hisab. Dualarımız bitti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağ tarafımıza selam veriyoruz. Omzumuzu göreceğimiz. Biz kime selam veriyoruz hocam? Meleklere, efendim, o sağımızda cemaat varsa, insanlar varsa onlara, gördüğümüz ve görmediğimiz canlılara, bütün varlıklara. Solumuza, sol tarafımızda olan tüm meleklere ve görüp görmediğimiz tüm canlılara Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Şimdi namaz bitti. İstihare namazında ne yaptık? Abdest aldık. İki rekat namaz kıldık. Selamdan sonra kıbleye yönelmiş halde ellerimizi açıyoruz. Şu duayı yapıyoruz. Açıyoruz ellerimizi. Amin. Amin. Allahümme. Türkçesini de vereceğim. Arapçasını da vereceğim. Arapçasında kardeşlerimiz yazılı olarak gösterebilirlerse izleyicilerimiz de onu oradan almış alsınlar, olurlar. Kopyalasınlar, kaydetsinler inşallah. Allahümme inni estahiruke bi ilmike estakdirke bi kudretike ve es'elüke min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la ekdiru ve ta'lemu ve la alemu ve ente allamul guyub. Allahümme in kunte ta'lemu enne hazel emra
hayrun li fi dini ve maaşi ve akıbeti emri acili ve acilihi akdirhu li ve yessirhu li thumme barik li fihi ve in kunte ta'lemu enne hazel emra şerrun li fi dini ve maaşi ve akıbeti emri acili emri ve acilihi fasrifhu anni vasrifni anhu ve akir liyel hayra haysu kâne sümme ardını bihi. Allah'ım, senden hayır talep ediyorum. Zira sen bilirsin, senden hayrı yapmaya kudret talep ediyorum. Zira sen vermeye kadirsin. Rabbim, yüce fazlını da talep ediyorum. Sen her şeye kadirsin. Ben acizim, sen bilirsin. Ben bilemem, sen gayıpları bilirsin. Allah'ım, biliyorsun ki bu iş bana, dinim, hayatım ve sonum için ve hali hazırda ve ileride hayırlıdır. Bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu hakkımda mübarek kıl. Eğer bu işin bana, dinim, hayatım ve akıbetim için hali hazırda ve ileride zararlıysa onu benden çevir, beni de ondan çevir. Hayır neyse bana onu takdir et. Sonra bana onu sevdir diye dua ediyoruz. Amin diyoruz. Elimizi yüzümüze kapatıyoruz. Amin. Ne yaptık şimdi? Allah'a havale ettik. Ben bilemiyorum. Sen biliyorsun. Bu iş benim için, akıbetim için, dinim için, maaşım için, gelecekte, hali hazırda hayırlıysa onu bana takdir et. Onu bana sevdir. Eğer benim için hayırlı değil, şerse, bu iş dinim için, malım için, ehlim için, dünyam için, benim için zararlıysa hali hazırda ve gelecekte, o beni ondan uzaklaştır, onu da benden uzaklaştır. Sen takdiri en güzel olan Rab'sın diyoruz. Ondan sonra bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. Neydi kafamızdaki? Onu söylüyoruz. Ya Rabbi, işte ben falanca kişinin oğlu, kızı falancayla evlenmeyi düşünüyorum. Hayırlıysa benim gönlüme onu karar kıl, benim gönlüme ilka ile, gönlüme onu efendim yatıştır, gönlüme sevdir onu diyoruz, bekliyoruz. İçimizdeki ses diyor ki olmaz, sıkıntılı bu iş. Bu işte sıkıntı var, darlık var. Bir türlü aklına gelmiyor. Bu iş olmuyor. Zararlı bir şey geldiyse vazgeçiyorsun. İyi bir şey geldiyse efendim devam ediyorsun. Bu işte hayır vardır diyorsun. Kalkabiliriz Yasin, seni yerine alalım. Çok teşekkür Yasin. Ederiz. Şimdi olasın. Namazı kıldık. Duamızı da ettik. Gene bir şey değişmedi. Aklıma bir şey gelmiyor. Olur, çoğunlukla böyle olur. Namaz kıldığı halde bazen insan aklına güzel şeyler gelir. Güzel şeyler geliyorsa bu işte hayır var. Kötü şeyler geliyorsa hayır yoktur diyor Peygamberimiz. Olmadı, ne yapacağız? Bu namazı bir de yatarken deneyebiliriz. O zaman yattık, namazı kıldık, duayı yaptık. Bir de rüya gördük. Bu rüyada güzel şeyler gösterildiyse bize bunda hayır var demektir. İşte bunun da sembolleri, özellikle renkler olarak yeşil, beyaz gibi renkler görüyorsak o hayır. İş güzel demektir, hayırlı demektir. Siyah, kara, kırmızı, efendim olumsuz şeyler gönlümüze gelmişse o şerli demektir. Bunu iki gün yaptık, üç gün yaptık, hala bir şey görmedik. Yedi güne kadar devam edilebilir. Kişinin kendisi yapar. Çünkü başkasının, onun yerine başka birisi, başkasının senin yaptığı kolay kolay aynı kişiyle alakalı olmayabilir. Peki. Anlaması zor olabilir. Tabii. Zor olabilir. Ama başkası da kendisi göremiyor, yapamıyor. Başkası da yakınıysa, akrabasıysa, onu iyi tanıyan birisi ise yapabilir. Peki. Hocam yine sorularla devam edelim. Çok güzel sorular da gelmiş. İsim vermeyin, ne zamandır sormak istiyorum Zahide abla, cesaret edemiyorum. Hazır sen cesaretini toplamışken ben de sorunu soru vereyim. Şimdi bu kişi
sevdiği kızdan ayrılmış. Üzerinden çok zaman geçmiş. Sonra bir araya gelmişler, nişanlanmış ama bana söylemiyordu. Görüştük, sonra öğrendim nişanlı olduğunu. Ama çok sevdiğim için görüşmeye devam ettim. O da beni çok arıyor, yazıyor. Bilmiyorum, günah ona mı olur, bana mı olur? Şimdi bu kız hala nişanlı ve siz hala görüşüyor musunuz? Öyleyse ya ayrılsın, adam gibi seninle görüşsün. Ben ablan olarak söylüyorum. Hocam ne der bilmiyorum. Çok çirkin. O yani, kıza da yazık ediyorsun böyle yaparak, aynı zamanda kendine de haram, o çocuğu haram. Alsın. Kat kat haram, iki kat haram. O onun kız mı bunu yazan, erkek mi? Erkek bunu yazan yazıyor. Erkek. Erkek yazıyor. O kızın da ayrı bir nişanlısı var, erkek evet. var. Kendisini onun yerine koysun. Tabii. Kabulleniyorsa, içine siniyorsa, sinmez hiçbir erkeğin, hiçbir kadının içine sinmez. Çok çirkin. Bir an önce hemen doğruları söyleyip ayrılacaklar, helalleşecekler. Evet, bir de helallik tövbe, isteyin. Peki tövbesin. Hocam. Şimdi bir hanımefendi pek güzel yemek yapamıyormuş. Ben kötü yemek yapıyorum yazmış ama ben biraz daha çeviriverdim. Eşi de beğenmiyormuş. Seni boşarım diyormuş zaman zaman. Ne yapayım diyor. Şimdi kadınların vazifesi elbette yemek yapmak değil. Ama hani bir söz var ya, erkeğin midesinden geçer yani, falan. Ne kadar doğru. Kalbine giden yol midesinden geçer. O çok geçer. Da doğru değil. Her erkek mideden tutulmaz, yakalanmaz. Çünkü kafası çalışan erkek. Yani kafası çalışan bir kadın ister. Efendim mideyi her yerde doyurmak mümkün artık zaten. Hocam çok güzel konuştunuz ya. Bak mideyi her yerde doyurmak mümkün. Kafası çalışan kadın ister. Tabii kafası çalışmalı. Sohbet ister. Şimdi burada neydi soru? Oradan kaçırmayalım. Diyor ki kötü yemek yapıyorum. Eşim yani, beğenmiyor. Seni boşarım diyor. Onun da belli ki gücüne gidiyor. Tabii, belki şaka söylüyor ama şimdi gücüne şöyle, gidiyor. Şöyle hani şaka vari söylüyor. Onu teşvik amacıyla söylüyorsa başka kurtarır, boşama olmaz. Boşama olmaz burada. Hmm. Fakat boşamayla tehdit çirkindir, ayıptır. Zaten şakası da ciddisi de ciddi sayılmıştır. Bundan dolayı kullandığı kelime yanlış, fakat boşama olmaz. Kadını da böyle bir şeye zorlamaya zaten hakkı yok. Hmm. Yani iyi yemek istiyorsa iyi yerde gitsin yesin veya iyi bir aşçı tutar kendisine, yemek yaptırır. Ama kadınlar da hayat çok kısa ve müşterek. Koşturmaca içerisinde bazen her yerde yemek yemek mümkün olmaz. Hakikaten kocasını da seveceği ya da kendi evin çocuklarını seveceği yemekler yapabilmek de bir kız için en önemli marifetlerden biri. Güzel bir şey. Öğrensin. Öğrenmesin. Peki. Hatta erkekler de öğrensin. Yani tabii erkekler de yapıyor artık üniversite zamanında. Yapmak peki. lazım. Bir çocuğumu diğerinden fazla seviyorum. Günahıma giriyorum demiş. Yani bu sevgiyi Allah-u Teala bizim kalbimize veriyor ise bir çocuğa fazla, bir çocuğa az mı, yoksa biz bunu dünyevi şeylerle mi? Mesela bunu psikolog Zafer Bey şöyle tanımlamıştı. Bir tanesi mesela babaanneye benziyor da babaanneyi de hiç haz etmiyor. Ya da ne bileyim haladan haz etmiyor da ona benzetiyor çocuğu da, bir de ona da söylüyor. Bunları asla yapmayın. Anne nasıl olur da iki sevgisi eşit olmaz demişti, o geldi aklıma. Şimdi, fakat böyle bir olay varsa Zafer, dinen Zafer nasıl? Kardeşimin çok isabetli görüşleri var. Selam olsun, kendisini çok seviyorum. Çok tanışmadık, bir daha oturmadık bir arada ama inşallah ben de sizi bir araya getiririm hocam. Yani bir araya gelelim. Sevdiğim bir kardeşim, çok isabetli görüşleri var. Tabii bazen hani gönül ferman dinlemez diye bir şey var ya. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'la kıssasında da Yakup Aleyhisselam Yusuf'u diğerlerinden farklı seviyor. Şimdi bu bazı şeylerde manevi duygular, mesela biri vardır evladının dünyalık peşinde koşar. Diğer evladını baba bakar ki o dürüsttür, doğrudur, insanlığa hizmet için koşuyor, hayır kapısına koşuyor, her işi hayırdır. Onu daha fazla sever, gönlünde hep o vardır. Böyle Allah rızası için fazla sevmek maksadıyla sevgisinin bir kısmını daha fazla oraya aktarmışsa teşvik amacıyla, bunda sakınca yok. Ama haksızlık yapmamak, adaletsiz yapmamak şartıyla, mirasta, maddiyatta, hukukta haksızlık yapmamak şartıyla. Bunu her zaman engelleyemeyiz. İşte Sümbül Efendi hikayesi var mesela. Hocası onu daha çok seviyor. Talebeler biraz hissediyorlar bunu. Ama kıskanıyorlar mı? Kıskanıyorlar. Neden? Bizi de onu bizden fazla seviyor. İşte bir gün diyor ki bana çiçek toplayın getirin çocuklar. En sevdiğiniz şeyleri bana getirin bakalım. Herkes güzel çiçeklerden getirince o kopmuş bir sümbül getiriyor o çocuk. Oğlum bana bunu mu layık gördün dediğinde, hocam hangi çiçeğin başına gittiysem Allah derken, zikrederken gördüm, elim varmadı. Bu kopmuştu zaten, solmak üzere, zikirden artık uzaklaşmıştı. İşte, ama onun o da için, ne kadar farklıymış. Onun için getirdim. Şimdi bu çocuk sevilir.
bu çocuk fazla sevilir. Talebelerimiz arasında da biz not verirken, sınavları okurken bunu çok seviyorum, buna çok puan olsun demiyoruz. Ama her işte onun başarılı olmasını daha fazla istiyoruz. Değil mi? Tabii. Ama not verirken aynı. Anne sevgisi, baba sevgisi de biraz. Eşitliği bozmadan, evet, ama. Adaletten ayrılmadan sevebiliriz. Hocam ben ne arıyorum biliyor musunuz? Ne arıyorsunuz? Şimdi bana cuma günleri bir sürü, çok özür diliyorum, mesaj geliyor. Kimileri de öyle mesajlar ki, hah buldum. Şimdi hocam bu daha yeni geldi. Bunu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Belki sizlere de geliyordur. Bazen hani bizi böyle bilmeden günah mı sokuyorlar oluyorum. O şeyi vermiştim, onu bir ekrana verir misiniz arkadaşlar? Hocam size geliyor mu bilmiyorum, size pek gelmez. Sizden çekinebilirler ama bakın. Ha şey mi bu internette dolaşan, evet, şu duayı şu kadar götür. Aynen hocam şimdi. Bana da bakın, bazen geliyor. Geliyor mu size geliyor, de? Geliyor. Hocaya bari gönderme diyorum. Şöyle, aynen şöyle yazıyorum. Okumadan içinden geçen en çok istediğin şeyi 3 kez tekrarla. Sonra aşağıdaki yazıyı oku. Zaten ben böyle kalıyorum. Okumadan. Bunu okumadan diyor daha öncekini. İçinden geçen 3. İçinden geçen 3 şeyi hemen söyle diyor. Unutma. Bir de emir emir böyle. Önce çok istediğin 3 şeyi tekrarla. Bismillahirrahmanirrahim. La hevle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Onu da yazmış. Amin. Bu mesajı 9 kişiye gönder. Dileğin kabul oluyor. 9 İnan... kişiye mi? 9 kişiye gönderiyoruz mesajı. 10 kişiye gönderelim. Dileğin kabul oluyor. İnanmıyordum ama oluyor. Eğer silersen, bir de tehdit. Eğer silersen veya göndermezsen, Allah'ım bu yani iyi bir şey yapıyorsun. Bunu niye söylüyorsun be kardeşim? Allah dileğini kabul etmesin diyor bir de. Şimdi saatine bak. Kaç? 10:56. 9 dakika sonra seni mutlu edecek bir olay olacak. Yolla ayet geçtiği için Hazreti Muhammed'in ahlakı, Hazreti Süleyman'ın saadeti, Hazreti Eyüp'ün sabrı, Hazreti Yusuf'un güzelliği, Hazreti Hamza'nın cesareti, Hazreti Ali'nin bilgisi ve 124 bin peygamber duası seninle olsun. Bak hocam soğuk suyu içti bunun üzerine. Bu mesaj haçtan geliyor. 20 kişiye gönder, bu akşam mucizeyle karşılaşacaksın. Allah rızası için dene. Az önce emir veriyordun ya. Allah rızası dediğin için ihmal etme. Kendin dedin. Hiçbir zaman yanıltmaz. Allah. İnşallah yarın güzel bir haber alırsın. Erteleme. Şimdi bu dua Mekke'den mi geliyor? Öyleymiş. Mesela yani geldiğini bilmiyor. Öyle yazıyor. Öyle yazıyor. Öyle yazıyor. Daha baştan bu kişinin cahil olduğunu ben size ispat edeyim. Bak la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aliyyil azim olacak. Ali Yül yazmış, Ali Yül Azim olacak. Yani bu adam Ali'sinden belli zaten. Hayır bir de tehdit ediyor hocam. Ne yaparsa yapsın zaten. Şimdi akşam bana bir mesaj geldi. Benim telefonum yanımda, taşımıyorum şeyde yayında. Diyor ki bu gece teheccüde kalkacağız. Rebiülevvel ayının ilk gecesi. Efendim orada bütün Müslüman kardeşlerimiz için dünyadaki tüm Müslümanlara dua edeceğiz. Başla Allahümme. Mansurna, bak duaya bak. Allahümme mansurna fi mücahidin fi Filistin. Şimdi ben de dedim ki dua bir sayfa yazmış. Hepsi hata. Ya Arapça dua, hatalı dua yapmak zorunda değilsin. Hiç olmazsa Türkçe yap da ağzın düzelir. Şimdi Allahümme mansurna diye bir dua yok. Allahümme mansurna dersen zaten bize yardım et olur. Filistin için demene gerek yok. Veya Filistin'e yardım et dersen Allahümme mensur mensurul mücahidine fi Filistin demen lazım. Senin zaten Arapça cahil olduğun, Arapça bilmediğin, baştan belli, sona da kadar hepsi yanlış. Sen bu yanlışla bir de insanlara diyorsun şunlar şunlar olacak diyorsun. Buradan şimdi senin ilmin ne? İrfanın ne ki? Sen bunları yazıyorsun. Sen daha İlla billahil aliyyil azim demekten acizsin. Millete burada din adına şey söylüyorsun. Ya bir de 9 dakika yazık. Sonra iyi bir haber al. Bekler 9 dakika. Bu adam oku Kur'an desen Kur'an okuyamaz. Ezberinde ne var desen bilmez. Fıkhi bir şey sorsan bilmez ama bunları gönderince zannediyor ki bunun şimdi ne zararı var? Bu insanlar okusa bunu da 9 kişiye gönderse ne zararı var? Bunun şu zararı var sevgili kardeşlerim. Kur'an burada bunu bilmiyoruz. 114 sure var. 6600 küsur ayet var.
bunları okumayın, bunları yaşamayın, bunlarla efendim hüküm nedir, burada ibadet nedir, ahlak nedir, muamelat nedir, bunlarla uğraşma. Şunu ya gönder 9 kişiyle, bütün dileklerin olsun dediğin zaman bu insanları Kur'an'dan uzaklaştırıyorsun, İslam'dan uzaklaştırıyorsun, hurafeyle, batılla dolduruyorsun, içi boş bir dine inandırıyorsun. Bir de günah sokuyor. Bizim dinimiz bu mu dedirtecek hale getiriyor. Bizim dinimiz bu olunca bu sefer şöyle demeye başlıyoruz. Geçen bir yerde bir arkadaş okudu. Bir misyoner, müsteşrik alim diyor ki siyasilere, bu din adamı batıda yetişmiş. Biz Müslümanların dinlerinin içini boşalttık. Şimdi siz onları Hristiyanlaştırabilirsiniz. Ya nasıl boşalttılar? İşte böyle. Bunlarla. Böyle şeylerle. Bunlarla boşaltıyorlar. Lütfen güzelim dinimizin böyle oyunlara alet edilmesine izin vermeyiniz. İnternet üzerinden, bilgisayar üzerinden, bilmem mektupla böyle gelen mesajları başkasına gönderen de günahkardır. Başkasına gönderen de günahkardır. Bu yalana sen de ortak olduğun için bir... Benim demediğimi ben demiş gibi söyleyen cehennemdeki yerine hazırlansın diyor Peygamberimiz. İki, kişiye her duyduğunu söylemesi, iletmesi yalan olarak yeter buyuruyor. Sen nasıl oluyor da bunları söylüyorsun? Alet olmayı bırak, bir de günaha girmeyelim. Günaha giriyor tabii. Bunlardan uzak duralım. Evet. Şimdi bana dün hocam kapıda bir mektup buldum. Adres de yok, sadece oturduğum yeri yazmış. Ama o da bana gelmiş tanıyorlar diye. Hacer Hanım Bursa'dan. Şimdi bir arayalım, eğer ulaşırsak, söylemedim de çünkü yayına girerken. Ulaşırsak şu mektubu bir okuyuvereyim. Hocam çünkü size ben ne yapayım hocam diye soruyor. Ama ondan önce bir bebeğe, daha bebek aslında şeytanla buluşmamış daha. Gönül gözü açık, kalbi yüreği. Bebek deyince de Hacer nasıl bana bakıyordu? Şey, dur, Hacer dedim. Hacer Hanım'dan geldi. İnci. İnci nasıl bana bakıyor? Allah'ım inşallah sana da nasip etsin. Herkese nasip etsin. İki kitap veriyorlar. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Bakın bebek nasıl tepki veriyor. Nasıl yapacak bir çocuk bilmiyorum. Ama başka kitap verince şimdi Kur'an'ı verince susuyor. Başka kitap verince onu istiyor. Peki hocam ne düşündürdü bu size? Bilemedik. Burada çok büyük bir önemli bir şey yok ama şöyle bir şey olabilir. Musa Aleyhisselam aklıma geldi. Musa Aleyhisselam Firavun'un sakalını çekti. Dedi ki beni öldürecek çocuk bu herhalde dedi. Şaka yaptı ama gerçek halbuki. Şaka yapmadı, bekliyor. Bütün çocukları kesmiş zaten. Öldürdü ama. Korkuyor çocuklardan. Sakalını çekince bu beni öldüreceklerden biri bu herhalde dedi. Asiye annemiz dedi ki ya çocuk ne anlar ki yani. Nasıl anlamaz dedi. Niye sakalımı çekti durup dururken falan. Bak dedi orada ateş var. Burada da benim incilerim, kolyelerim. Bu çocuk dedi ateşe alır dedi. Belli olmaz ki bunun hali. Koydu ateşten kolyeleri. Musa Aleyhisselam çocuk ama Allah'ın koruduğu bir insan. O aynı zamanda peygamber olacak ileride. Kolyelere, altın şeylere, gerdanlıklara el atmaya başlayınca biz Musa'yı koruduk diyor. Allah-u Teala ateşe el attı. Ateşe döndürdü. Çünkü onu alsa Firavun onu atacaktı, öldürecekti. Fazla akıllı olduğunu hissedecekti. Tabii akıllı olduğunu hissedecekti. Ateşi aldı, bir de ağzına götürdü. Dili yandı Musa Aleyhisselam'ın. Şimdi yarın engelliler günü, nerede dünya engelliler hocam? Günü. Nerede olacaksınız hocam? Siz bir konferans bugün vereceksiniz. Bugün akşam Kayseri'deyim, yarın Sivas'ta ve Hafik'teyim inşallah pazar. Selam ve sevgilerimizi iletin lütfen. Engellilerden, Musa Aleyhisselam da konuşma engelliydi. Onun için... Sesi çıkıyor, oradan konuşuyor kaldı. Ama oradan işte ateş ağzında dilini yaktı.
dilinde bir pelteklik kaldı Musa Aleyhisselam'ın. Çocuk diyoruz ama bazen de o duygu ona daha küçükken verilmiş olabiliyor. İnşallah büyüdüğünde de o Kur'an yolunda olur. İnşallah. Onun bir göstergesi de olabilir yani. Peki. Yeni bir telefon bu sefer Alanya'ya götürüyor bizi. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Merhaba, hayırlı cumalar Zeyda Hanım. Bir sorum olacaktı hocam ama. Buyurun tabii ki, buyurun. Hocam hayırlı cumalar, merhaba. Merhaba efendim, hayırlı cumalar. Hocam ben 16 senedir evliyim. 16 senedir hep aldatıyor, yani eşim beni aldatıyor hocam. Yani hem dinden aşağılıyor, hem şiddet uyguluyor. Yani. Dayak hocam. Yani ben onun için her şeyi yaptım. Yani şu an onun için Ankara'dan Alanya'ya da geldim. Ama yani hiçbir zaman eşimin gözünde hep aşağılık bir bayan. Her zaman bir tane kadın değil hocam, özür dilerim. Bir sürü kadınla aldatıyor. Çocuklarıma doğdu doğalı ilgisi yok ama başkasının çocuklarına evladı gibi davranıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Çok ah ediyorum. Besdua ediyorum. Yani en sonunda dün değil, evvelsi gün dostuyla konuşunca ondan sonra bu kadın dedi ki bana 40 yıllık eşim gibi dedi, davrandı bana dedi. Çok zoruma gitti, üzüldüm. Önce hakaret ettim, sonra özür diledim hocam. Kadın dedi ki bana hakkını helal et. Dilimden dedim ama hocam içimden hakkımı helal etmiyorum. Niye açık dilinden söyle. Hakkını helal ediyorsun sen de yani? Yok etmedim hocam. Yani hocam şunu söyleyeyim. İnan çok arkamda da sahibim yok. Şu an 4 tane çocuğuma sahipleniyorum. Hiçbir zaman açmadım. Bir de 4 hocam, çocukla şimdi, ne yapacağım diyorsunuz yani, şimdi bu adam. Evet hocam, ayrılmaya karar verdim. Yani ben aldatılmak istemiyorum. Çok bıktım hocam. Özür dilerim. Hayır, şimdi niye özür diliyorsun kuzum? Senden özür dilemeleri lazım. Senin kul hakkına giriyor. O adam evet. Sana hayatı boyunca hem işkence etmiş hem senin kul hakkına girmiş. Ah seni zamanında okutsalardı, senin arkanda anan baban kapı gibi duran biri olaydı. Para kazanabilecek, bak bakayım o zaman. Evet. Yani. Şimdi tabii çok çirkin, dünyasını da yıkıyor, ahiretinden mahvediyor. İnsanoğlu bilse o ne kötü çirkin bir iştir diyor Allah-u Teala zina için. Ahirette affedersiniz, ahiretleri kokuşmuş olarak insanlar arasında işkence görürken görülecek o insan. Kaçacak yer bulamayacak, orada rezil olacak. Perişan olacak. Cehennemde aynı şekilde azap olunacak. İnsan hayatını yakıyor. Evladını, ailesini, hepsini kahrediyor, mahvediyor. Şimdi burada boşanma hakkın var. Efendim devlet sana sahip çıkar. Şiddet uyguladığında da şikayet et. Gerekli tedbirleri alsınlar. O pislik yanına kalmaz zaten. Onun sonu perişan. Allah senin yardımcın olsun. Sen çeşitli kapılara müracaat et. Devlet kapısına vesaire. İş verirler efendim, seni korurlar, koruma altına alırlar, kocanı tazir ederler, uyarırlar vesaire. Bu yolları denemek lazım, içine atma. Hastalık sonra işte kahrediyor, mahvediyor insanları. Geçmiş senin olsun. Çok çok. Dört çocuğu var, nereye gideceğim diyor şimdi. Yani iş, Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Ama bir erkek için ne kadar çirkin bir durum, ne kadar ayıp. Çok, yazık, çok. Yazık. Bizim onları ayıpladığımızı görmüyorlar, bilmiyorlar mı, anlamıyorlar mı? Bilse de umursamıyor tabii yani. Kulakları sağır diyor Kur'an-ı tabii Kerim. Tabii bu kadınlara da kızıyorum. Senin ne işin var evli bir adamla? Bu adamın bir de karısıyla konuşuyorsun ne hakla. Hayır, bir de ona 40 yıllık kocanmış gibi diyorsun. Yok, hakkını helal et diye telefon ediyor. Hani öyle bir vicdanın varsa bu adamdan uzak dur. Bak bu kadını o adamı bıraksa, bu adam seninle olsa 2 gün sonra sana daha beterini yapacak. Tabii canım. Bir de beni ayırdın diye ayrıca daha da kötü davranacak. Yani Allah iyilerle karşılaştırsın, iyilerle evlendirsin. En büyük düşman nedir? Kişinin nefsidir. O kişinin nefsinin kendine yaptığını dünya yapamaz. Ya. O nefis düşmanlığı var ya, nefis hep kötülüğü emreder. İnnen nefse le emmâretun bissû. Yusuf Aleyhisselam ne güzel örnektir bize. Yani saltanat sahibi, güzellik sahibi, zengin, makam mevki bir kadın. Ama Yusuf Aleyhisselam kaçıyor. Kadın peşine koşuyor, Yusuf Aleyhisselam kaçıyor. Kur'an bunu örnek veriyor. Böyle olan Yusuf gibi oluyor, kazanıyor. Dünyada da kazanıyor, ahirette de kazanıyor. Ama nefsinin, şehvetinin peşine giden yıkılıyor, dünyada da yıkılıyor, yerin altına geçiyor. Akrabasının yüzüne bakacak hali yoktur o şimdi. Kim görse ondan nefret eder. Zaten olsa hocam işte erkek zaten yapar diyenlere bir kadın, bir erkek Allah korusun zina ediyorsa zaten onun yüzünde meymenet kalmaz. Ruh kalmaz, güzellik kalmaz. İçi dışı kokuşur. Çünkü hadislerde de kokarak
kokacak diyor o insan. Pis kokacak. Allah ahirette kurtarsın de. Seni tabii. Kuzum inşallah. Peki Ayşe Hanım günaydın. Merhabalar, günaydın. Hoş geldin. Hayırlı cumalar. Ayşe ne güzel geliyor sesin maşallah. Peki bir yüksek Ayşe Hanım'ın sesini biraz daha yükseltelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşe kaç yaşındasınız? Bir sorum olacak benim. Kaç yaşındasınız? Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar kardeşim. 22 yaşındayım. Gencecik geliyor, pırıl pırıl geliyor sesin Ayşe'cim. Peki ne oluyor dua ederken sana? Ben kendime kötü dualar ediyorum. Vesvese şeklinde, bilinçsiz şekilde istemeden ediyorum. Ne diyorsun peki? Ya dilinle mi söylüyorsun, kalbine mi geliyor? Değil, kalbine geliyor hocam. Evet. Yani bunlardan kurtulmam için bana inkar et, küfür et, şöyle yap gibi şeyler mi geliyor? Hayır öyle değil hocam. Kendimin ölmesi için, araba çarpması için örneklendiriyorum. Bu şekilde kötü dualar geliyor aklıma. Bana araba çarpsın, beni öldürsün falan. Onlar mı söylüyor? Öyleyim, genelde öyleyim. Kötü şeyler olsun, başıma kötü şeyler gelsin. Öyle araba çarpsın değil de kötü şeyler gelsin başıma diye kötü dua ediyorum. Allah olabilir Allah. Yani ben... Peki. Gencecik kızsın, sesin de o kadar böyle hani neşeli geliyor ki maşallah. Allah'ım seni bütün kötülüklerden korusun kuzu. Amin Allah'ım. Ama niye acaba içine böyle bir şey geliyor? Niye? Vesvese dediği doğru. Şimdi takıntı hastalığı bunlar çok insanda olabiliyor. Tedavi görmesi lazım. Zafer hocama da bağlasam mı acaba? Tabii iyi olur. Değil mi? Psikolojik bu durumlarla alakalı. Ama Kur'an-ı Kerim ve hadislerden şunu anlıyoruz. Bir vesvese gelirse Allah'a sığınmak gerekiyor. Euzu besmele çok kullanacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bir de Felaknas suresi, İhlas Felaknas, muavizat dediğimiz üç koruyucu sureyi çok okuyacak. Hatta günde mümkünse 100'e yakın İhlas okumak tavsiye edilmiş. Vesveselere karşı korunmakta. Abdeste dikkat edeceğiz. Temizliğimize dikkat edeceğiz. Vesveselerden kaçınmak için. Bir şeyin üzerine fazla gitmeyeceğiz. Gönülden geçirdiklerimiz düşünce halinde sözle söylemezsek sadece niyetimizi etkileyebilir ama günah yazılmaz. Söze dökmemek gerekiyor. Evet, söze dökmeyeceğiz. Sevil, bu kızımızın telefonunu kaybetmeyelim. Zafer hocamla tekrar bağlayalım. Hocamın da söylediklerini orada tekrarlama fırsatımız olur. İki göz vardır. Onlara ateş değmez deniyor. Peki o gözler bizimki olabilir mi? O gözler hangi olabilir. Gözler? Birincisi sınırda nöbet bekleyen vatanı millet için, din namus için bekleyen askerin gözünü cehennem ateşi yakmaz. Mehmetçiklerimiz Allah'ın yani nöbet, eksik etmez. Bazı insanlar ben duydum mesela askerde. Benim kayınpeder de anlattı öyle hatırlıyorum. Kendisine sıra gelmedi halde bana nöbet yaz diye nöbete yazılırlarmış. Tabii. Neden? Askerde en çok insanı yoran şeylerden biri nöbettir evet. Mesela. Uykunu uykusuz böleceksin, soğukta. Soğuk. İşte 1-3 nöbeti vardır diyelim ki en zor nöbetlerden biri. Gideceksin 2 saat böyle hele soğuk yerlerde şimdi Allah kolaylık versin o kardeşlerimize. Olsun. Hayırlı tezkereler nasip etsin. İşte orada hiç gözünü kırpmadan bekleyecek. Çünkü bir gaflet, bir uyku her şeyi alt üst edebilir. O gözü cehennem ateşi yakmaz. Bir de Allah aşkından tenhada yalnız dua ederken ya da Allah'ı hatırlayarak gözyaşı döken gözü ateş yakmaz. Allah aşkıyla. Evet. Allah diyor dua yaşıyla. Ederken gözyaşı döküyor. O gözle cehennem ateşi yakmaz deniyor. Peki şimdi dualar bizim en büyük silahımız ya. İki şey vardır asla reddedilmez. Hangi esnada yapılan dua? Onu evet. Hocama soracağım ama Hoca Seyfullah Paşa Camii'ne götürelim önce sizi. Bu cami aslında benim memleketimin camisi yani Şafhane'nin camisi. Daha da iyi olsun istiyorum. Daha da fazla cemaati artsın istiyorum. Müsaadeniz olursa bu camiyi izleyicilerimize tanıtmak istiyorum, tanıştırmak istiyorum. Buyurun efendim. Kütahya'nın asırlık camii Koca Seyfullah Camii'ne bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Zahide Yetiş'le ekibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Koca Seyfullah Camii'nde ekibimize 25 yıllık araştırmalarıyla Zahide Yetiş'in babası Tahsin Bey eşlik ediyor.
İşte Şaphane'nin tarih kokan Koca Seyfullah Camii. Zaten camimizi ilk gören kişi dahi uzman falan olmasına gerek yok. Belirli Selçuklu eseri olduğu her halükardan belli. 1232 yılında İslamiyet'e açılmış camimiz. Çok nadir camilerden bir tanesidir burası. Hatta dünya kültür mirasının da adayıdır. Camideki dönen sütunların sırrı ne? Caminin özelliklerinden bir tanesi de şu gördüğümüz iki taraftaki bu dönerler herhangi bir deprem durumunda ya da caminin çap vermesi durumunda iki taraftan kilitleyeceği için bunlar camide herhangi bir hareket olup olmadığını, depremde bir dönme olup olmadığını kontrol etmek için bir araç. Alaaddin Keykubat bu camiyi yaptırırken aynı anda eşi Hunnat Hatun'da Kayseri'de Hunnat Camisi'ni yaptırıyor. Buradan örnek alarak o camide de var. Aynı şey mihrabın iki tarafında hem Kayseri'de hem de burada. Dünyada iki yerde var bu. Muhabirimiz Rüya'nın dikkatini caminin ortasında duran bir saat çekiyor. Bu saat bir şaphaneli tarafından buraya hibe ediliyor burada kalması şartıyla. Saat uzmanlarının hatta Fransa'dan hanım da gelmişti benim kitabımda da yer alacak. O bu saatin çok özel olduğunu, çölde de yani en yüksek sıcaklıkta ve en soğuk kutupta da kalsa saatin tam 12'de ise tam 12'de vurduğunu söylüyor. Biz bunun 700 yıldan beri olduğunu, bu camide bulunduğunu tahmin ediyoruz. ...800 yıl önce IMC usulü yapıldı. Şimdi Alaaddin Keykubat buraya, şuraya tam şu noktaya kadar geliyor. Ondan sonra ağaları öne çıkararak her ağaya görev veriyor. Sen şu sütunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın diye. Yani birkaç saat içinde camiyi o yönden bitirmiş oluyor. Her ağa, burada aşağı yukarı 12 tane sütun var. Bu şekilde kendi hayratını olduğunu söylüyor. Burada Küpzade'nin hayratıdır diyor. Bu her sütunda bunun yaptıranın, bu hayır edenin ismi vardı. Fakat zaman içinde işte biraz da cehaletten bunlar sıvanıyor. Bir tek o kalmış. Bir de bu kaldı. Koca Seyfullah Camii'nin büyülü mimarisi avlusunda da oldukça dikkat çekiyor. Cami avlusunda yıllardır her cuma günü gerçekleşen bir gelenek de var. Şaphane halkı bir araya gelerek hayır için lokma döküp dağıtıyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz Şaphane halkına. Hocam hemen bir şey yakaladı. Bu arada araştırmacı yazar. Benim babam ve özellikle tarih konusunda hassasiyeti son derece yüksektir. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Bu caminin, cemaatinin çoğalmasını hatta pek çok yerden buraya gelinmesini diliyor, istiyor, arzu ediyorum. Şimdi inşallah beraber gidelim biz oraya. İnşallah hocam. Çok güzel yazılar var camide. Bir ilk girişteki, ilk girdikleri kapıyı bir daha bir gösterebilir miyiz? Kapısının ilk girişinde yazan bizim de bugün hayır ve kısmet için okuyacağımız, hayırlı kapı için okuyacağımız dua yazıyor. Çok güzel yakaladınız evet, hocam. Orada ben yazıyor. Onu bilmiyordum. Bak, mesela şey oldum. Dedi, bir de sahibi hayrat vel hasenat Küpzade dedi ya. Evet. Küpzade İsmail yazıyor orada. Ben onu size sormuştum. İsmail yazıyor. Şimdi çok güzel. Babanıza o konuda ben orada yardımcı olurum. Orada okunacak çok yazılar vardır. Cami, eski bir cami. İçerisindeki motifler ve resimler de aynı zamanda buranın bir... tekke dergahla da bağlantısı olduğunu gösteriyor. Ya Mevlevi dergahı vardır yakınında veya bir daha halveti olabilir, celveti olabilir. Bunu orada görmemiz lazım. Bu cami boş bir cami değil. Güzel bir tarihi var. Sizin... Yazıları da çok orijinal ve çok değişik karakterde de yazılmış yazılar var. Onları okumak lazım orada. Çok mutlu olurum hocam. Peki. Şimdi orada ne yazıyor? İşte hayırlı kapı duası yazıyor. Öyle mi? İlk girişinde yani bu camiye girerken gösterebilecekler mi orayı? İlk girerken. O değil, mihrap değil. Caminin kapı, dış kapısı. Bizim görüntülerimizin başladığı ilk cümle yer. Cümle kapısı derler yani o caminin.
Babam ve muhabirimiz içeri girerkenki kapıda meğer belki Şaphane Halkı da ilk defa sizden öğreniyor hocam. Allah razı olsun. Bilen bilir, okuyan bilir onu. Ben ama, bilmiyordum ama tabii her şimdi, girişte o bereket kapısından giriyor gibi demek istiyorum. Evet, o kapıda, o kapıda ya müfettihal ebvab iftah lena hayral bab. Siz bulursanız biz bereket duasını okurken de o kapıyı evet, bir görelim biz tekrar. Ha, yok, bu daha da değil. Dışarıda. İlk başta. En başta sarın en baştaki en başta, kapı burası. Biraz bunun, dışarıdan göreceğiz. Dışarıdan, uzaktan göreceğiz kapıyı. Üstü. Kapının üzerinde, ha, içeri evet, girmeden. Olsun, o kapıda öyle evet, güzel bir şey demek evet, ki bereketi var. Evet. Hocam size sorular var. Arka arkaya o soruların cevaplarını sizden rica edeceğiz. Bu arada unutmadım, hangi dualar kabul oluyor hangi zamanlarda? Evet, iki dua. Şey vardır, asla reddedilmezler. İki esnada dualar reddolunmaz. Bir, ezan okunduğu zaman yapılan dua. Ezan okunurken o arada biz ne dua edersek kabul olur. İnşallah. Bir de savaş anında yapılan dua, askerin yaptığı o dua da reddolunmaz. Allah-u Teala o duayı kabul eder. Allah vermesin. Memleketimizi koruyup kollasın inşallah. Evet. Peki, siz sordunuz, hocamdan cevabını istiyoruz. Buyurun. Hocam, gusül abdesti aldıktan sonra aynı giysileri giyebilir miyiz? Cevabı şimdi. Elbiselerimiz giyilebilir ama mümkün mertebe acaba bir şey bulaştı mı bulaşmadı mı, kirli mi vesaire değil mi? En güzeli gusül abdesti aldıktan sonra her şeyi yeniden giymek en güzeldir. Temiz, tertemiz, güzel giymek, kokular sürünmek, temiz elbiseler giymek lazım. Sık sık elbise değiştirmemiz lazım. Yani özellikle iç çamaşırlarını. Kur'an-ı Kerim bir yörenin halkını övüyor. O Medine'de Kuba semti var. Oraya gidemedim ben ne yazık ki ama. Evet, Kuba Mescidi var. Kuba Mescidi'nin halkını övüyor. Oradakilere diyorlar ki niye Allah sizi övdü? Bir özelliğiniz olmalı. Onlar da diyorlar ki herhalde temizliğimizden. Çünkü biz affedersiniz yellensek bile çamaşırımızı değiştiririz diyorlar. Bu kadar titiz. Bak bu önemli bir şey. Temizlik imandan evet, gelir de oradan gelir. Aynı titizliğin devam etmesini biz de diliyoruz. Ay Seval'im mesaj atmış, benim canım arkadaşım Melis de bugün seni izliyoruz. Melis kızı daha kaç yaşında Melis? 3 yaşında herhalde. Doğumunda da ben de vardım. Küçücük Melis'imiz bile bizi izliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum efendim. Siz soruyorsunuz, biz cevaplıyoruz. Bu arada kabul olunan 3 dua da var. Bu da çok önemli. Kimlerin duası kabul onu oluyor? Onu söyledik. Söyledik mi? Söyledik onu evet. Ha, misafirin, babanın mazlumun, ve mazlumun. Mazlumun. Peki. Söyledik. Yeniden bir soru siz soruyorsunuz, buyurun. Mesela biz seferdeyiz şu anda. Farz namazlarımızı kılıyoruz. 2 rekat kılıyoruz farzlar ama sünnetleri terk edecek miyiz, kılacak mıyız? Onu merak ediyorum. Cevabı şimdi. Seferi olanlar sünnet kılmak mecburiyeti. Zaten sünnet mecbur değil. Ama sevabından mahrum olur kılmazsa. Ama seferi ise kılmazsa sevabından mahrum olmaz. Yani günah işlemiş olmaz, kerahat işlemiş olmaz. Vakti var, rahatı yerinde. İstediği kadar sünnet de kılar, nafile de kılabilir. Ona kimse bir şey demez. Ama seferi insan farz kılsa yeter mi? Yeter. Peki. 3 kişi vardır. Allah onlara buğz eder. Buğz etmek ne demek hocam? Allah hoşlanmaz demek. Yani Cenab-ı Hak onları sevmez. Yaptığı işi doğru görmez bunlardan demek. Evet. Hoşlanmaz. Evet. Zani ihtiyar, kibirli fakir, zalim zengin. Zani ihtiyar ne demek hocam? Yani yaşı 70 ama hala zinaya vesaireye düşünüyor, tevessül etmek istiyor o insan. Allah hiç hoşlanmaz ondan. Yani fakirin de bir de şöyle var. Mesela torunu var, torunun kızı var, torunun çocuğu var, oğlu var. Gören gençler onu beyefendi, dedeciğim diyor, amcacığım diyor. Ona güveniyor. Onun gönlü hala oynaşta. Bu çok çirkin bir şey. Bu affedilecek bir şey değil. Suistimal yani ediyor. Peki kibirli fakir? Fakirin kibirlisi olur mu zaten? Fakirin biraz kibirlisi olur, şöyle. Fakirin iffet sahibi makbul. Hı. İffet sahibi fakir ne demek? Yüz suyu dökmüyor. İnsanlardan dilencilik yapmıyor. İstemiyor. Fakat muhtaç, fakir, siz ona bir hayır yapmak istiyorsunuz. Elinden tutmak istiyorsunuz. Fakat öyle havası var ki Allah Allah, bir sana tepeden bakıyor.
azarlıyor, ediyor falan. Ya sen biraz da haddini bileceksin yani. Adam sana hayır yapmak istiyor işte. İyilik yapmak istiyor. Var mı böyle, ben böyle birini gördüm mesela yıllar önce. Herhalde ölmüştür şimdi. Var öyle, öyleler de oluyor. Diyelim Allah rahmet eylesin. Yanına yanaşamıyorsun. Zengin. Fakir ama yanına yanaşamıyorsun. Öyle var. Yani ve zalim zenginden Tabii Allah hoşlanmıyor. İnşallah. Peki dua vakti geliyor. Dua vakti geliyor. Hı. Morgan Freeman'ı göstermiştik. Çok gösterildi fakat tabii bu kişi dünyaca tanındığı için ve ezana ve Müslümanlığa ilgi duyan pek çok kişiden birisi olduğu için az önce göstermiştik, ezan okumaya çalışıyordu ve belli ki bizim dinimizi az da olsa anlamaya çalışıyor. Bu güzel bir şey bizim için deyip tekrar bir videoyu gösterebilir miyiz arkadaşlar? Burada tabii hocamızın yorumunu merak ediyorum. Sanatçılar, sporcular, efendim bu insanların dine olan bakışı toplumu da etkiliyor. Onun için Cenab-ı Hak böyle ummadığımız kötü yolda asi vesaire tipler bakıyorsunuz bir müddet sonra melek gibi oluveriyor yani. İşte kötü gözle bakmayacağım. Kötü gözle bakmayacağım. Yüreğine. Belki bir gün iyileşecek. Belki bir gün düzelecek. Peki. Zaten vermiştik gerçi görüntüleri yani. Çok şey değil. Ha, vermedik. Peki hadi verelim. Buyurun izleyelim. Allahu Akbar. Dünyadaki en güzel ve en akıldan çıkmayan seslerden birisi Müslümanların namaza çağrısıdır. Bu nereden geliyor? Rivayetlere göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birisi rüya görür. Rüyasında bu ezanı okumaktadır. Sonra uyanır ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip anlatır. O da her gün 5 defa namaza çağrı olarak okunmasını buyurur. Müezzin nasıl seçilir? Ses sınavı yapar mısınız? İnsanların seslerinin dinlendiği sınavlar var. En güzel sesli olana bu görev veriliyor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abi yapın ihtibar. Elha lem tuntak. Morgan, üzerinde çalışman lazım. Hepimizin üzerinde pek çok şey için çalışması lazım. İstediğimiz her şey için de dua lazım. Hocam dua zamanı. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ey kalpleri elinde tutan Rabbim, semavatı ve yeri yaratan, kurda kuşa rızkını veren, alda oğlak kuzulasa çayırda ot bitiren, bizi insan eşrefi mahlukat olarak yaratan, akıl veren, sağlık veren, sıhhat veren Rabbim sana hamdolsun, şükürler olsun. İmandan sonra küfre düşenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Allah'ım hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle. Amin. Yanlışı batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip eyle. Amin. Şeytana nefse uydurtma. Evlerimize, yuvalarımıza huzur ver. Amin. Birbirimizin kıymetini bilmeyi nasip eyle. Amin. Birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan eyle. Amin. Sevgi, meveddet, muhabbet ziyade eyle. İlmimizi artır. Ömrümüzü uzun, bereketli eyle. Amin. Rızkımızı bol ve helal eyle. Evladımızı salih eyle, duamızı makbul eyle, ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi bizi yolunda daim eyle, sırat-ı müstakimden ayırma, Kur'an'dan ayırma, imandan ayırma. Son nefeste ol kelime-i şehadeti söyleyerek buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek huzuruna gelebilmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım. Hı. Geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi Cemal Karaca kardeşimizin ağzı dualı bu stüdyoda da bağlantı yaparak duasını aldığımız merhume annesinin ruhunu şad eyle. Bir hafta önce rahmeti rahmana tevdi edildi. Kabrini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Amin. Duaları üzerimizden eksik eyleme Allah'ım. Amin. Dua alanlardan, Allah razı olsun denilenlerden eyle bizi. Amin. Kalp kıranlardan,
gönül incitenlerden, dostu akrabayı ağlatanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Amin. Dertlilere derman ihsan eyle. Amin. Murat dileği olan, evlat isteyen, hayırlı çocuk isteyen kardeşlerimize de hayırlı evlatlar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, engelli olan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Ailelerine kolaylıklar ihsan Amin. Eyle. Ya Rabbi, diğer insanların da onların halini anlamayı, onların haliyle hallenmelerini nasibi müyesser eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eyle. Kazadan, beladan, şer ve musibetlerden, afetlerden ülkemizi, bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Duaların kabul anı. Cuma saatinde duaların kabul olduğu anda, meleklerin amin dediği anda yapılan dualara ilhak ile dualarımızı müstecab eyle ya Rabbi. Şu anda ekranları başında bu duaya amin diyen kardeşlerimizin de muratlarını, dileklerini ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri iki cihanda aziz eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l Fatiha. Errahmanirrahim. Amin. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun. Hocam, cehennemin kaç duvarı olduğunu biliyor musunuz? Kapısı. Kapısı. Kaç kapısı olduğunu biliyor musunuz? Mümkünse bir kapısı olsun, o da küçük olsun diyeceğim ama galiba o kapıyı gittikçe büyütüyoruz biz, bilmiyorum. Kaç kapısı var ve bu kapıların kalınlıkları? 7 kat cehennem var. Cennetin 8 kapısı var. 7 kat cehennemin çeşitli tabakaları var. İşte onların her birine ayrı ayrı günah sahipleri atılacaklar. Allah düşürmesin. En kötü olan hangisi cehennemde? En durumu en kötü olan? En kötü olan münafıkların gireceği cehennemdir. Sair var, cahim var efendim cehennem içerisinde. En hafifi, en oradan hafifi var. Sakar olan var. En hafifi, en hafif cehennemde ceza, ayağının altından ateş yakacak, ısıtacak. Ocak gibi düşünün, ocak ateşi gibi ayağının altından yakacak, beynini kaynatacak. En hafifi bu. Diğerlerini Allah kimseye göstermesin, hiçbirine göstermesin. Cehenneme uğramadan kimse cennete giremeyecek. Cehennem ateşini görmeden... Cehennem ateşini göreceğiz ama... Düşmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Uğramadan kimse gitmeyecek diyor Kur'an-ı Kerim. Şöyle o anlamda söylüyor. Cennete giren cennetin kıymetini anlasın diye cehennemi görüp geçecek. Peki hocam, o cehennemde sevdiklerimiz olduğunu bilirsek biz cennette nasıl rahat edeceğiz? İnşallah. Allah'a İnşallah nazımız geçerse onları isteyeceğiz. İmanı varsa zaten gelecek. Ha, şimdi onu soracağım. Peki biz Müslümanız. Burada da günah işledik. Sonra af diledik ama kabul olacağını da bilmiyoruz. Fakat şimdi biz cehenneme gittik ama Müslümanız. Sonumuz yine cennet olacak mı? Onu soracağım hocamıza. Kısa bir müsaade istiyorum efendim. Reklamdan sonra konuşacağız. Evet. Hayırlı bereketli dualarınız. Ve inşallah bunların kabul olduğunu görmeyi de nasip etsin Rabbim size. Profesör Doktor Sayın Mustafa Karataş. Hocam, önce iyi haberi vereyim mi bir? İyi olur, müjdeli haber. Müjde haberle başlayalım değil mi? Şimdi doktorum telefonun diğer ucunda, İnci de burada. Hadi sizi bir karşılaştırayım. Beni asla kırmaz. Profesör Doktor Sayın Bülent Tıraş, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Bülent hocam, tünaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız efendim? Vallahi ben iyiyim. Şimdi siz beni daha da iyi edeceksiniz inşallah. 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 Şimdi benim dünya güzeli bir kızım var burada, İnci. Benim bir taraftan da memleketlim, Şafhane'den. Evet.
Hocama da hocam da yanımda bu arada, Profesör Doktor Mustafa Karataş hocam. İzleyebiliyor musunuz çok siz? Selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun hocam. Zaman. Merhaba ona efendim. Da selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Belki ameliyattasınızdır falan ve çekinerek arıyorum ama sağ olsun hemen geri dönüyorlar. Ne demek? Sizin için her zaman. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İnci benim size emanetim olsa ve tüp bebek tabii yapsak olur mu hocam? Hiç merak etmeyin. İnci, biz emaneti sizden devraldık. Ona inşallah gerekeni yapacağız. Güzel sonuçları da sizinle birlikte inşallah programda i̇nşallah paylaşırız. İnşallah. Burada oluruz. Hocam çocuğun kulağına ezan da ben okurum. Oh oh vallahi o. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Bizi de davet ederiz. Tamam, iki tarafı da halletmiş olduk böyle. Evet, çok teşekkür evet, ediyorum. Evet. Sağ olun çok beni kırmadığınız için. Efendim. Size ve ekibinize başarılar diliyorum. Tabii görüşmek üzere. Saygılı. Sağ olun efendim. İncil'in yüzü efendim nasıl gülüyor, nasıl gülüyor burada. Hadi inşallah iyi haberlerinizi. İnşallah. Sağ ol kuzum. Hayırlı hocam olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sizin duanızla başlamış i̇nşallah, olduk inşallah işe. Ne güzel. Devamı da gelir inşallah. Siz hayırlı işlere imza atıyorsunuz. Amin. Çok sağ seviyorum. Hocam. O yönünüz çok güzel. Allah çok teşekkür olsun ediyorum. Biz Müslüman olarak eğer cehennem ateşini görsek bile sonunda cennete ulaşabilecek miyiz? Kalbinde zerre miktarı iman olan insan asla cehennemde ebedi kalmayacak. Allah-u Teala cehennemden iman olan herkesi çıkaracak. Bir de es-sabikunel evvelun olarak, yani ilkler hiç cehennemin kokusunu almadan sadece görecekler. Yıldırım hızıyla o da cehennemi bir görecek, cennete girecekler. İnşallah onlardan oluruz. Allah'ın rahmeti geniş. Hiçbir kadın kucağındaki yavrusunu, bak şimdi İnci ne kadar hasretle bekliyor. Ya. İnci Hanım Allah korusun, o kucağını yavrusunu alacak, göreceğiz o günleri inşallah. İnşallah. Onu ateşe atabilir mi? Peygamberimiz öyle misal verdi. Atamaz. Allah da kulunu ateşe atmaz. Atmaz ama kul kendisi zorla giriyor. Zorla inat ediyor, illa cehenneme girecek. Çocuk öldürüyor, kadın öldürüyor. Efendim her türlü pisliği yapıyor. Allah yapma diyor. Allah onların hakkı etsin var, hukuku var. Kullar orada. Kullar kullardan korksunlar, Allah'tan korkmasınlar. Hayırlara nasip etsin. Allah iyi insanlara nasip etsin. Amin. Görmeyi, görüşmeyi, amin, konuşmayı, iş yapmayı, evlenmeyi, evlatlarımıza hayırlı kılsın. Hocam amin, çok amin teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı güzel hafta sonları. Sağ olun, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim hocam. Görüşmek hepinize üzere efendim. İyi hafta sonları diliyoruz. Sağ olun.